Herkese merhaba. Yeni etkinliğimiz olan GMK tarihleri hepiniz hoş geldiniz. Bu sene de pandemi süreci sebebiyle bildiğiniz gibi çevrim içi olarak YouTube kanalımızdan etkinliklerimize devam ediyoruz. Sizler de bizi desteklemek için YouTube kanalımıza abone olursanız seviniriz. GMK tarihlerde amacımız grafik tasarım ve matbaa tarihi konusunda çalışan, yayın yapan uzman tarihçileri sizlerle buluşturmak. Tarihçilerin kendi ağızlarından üzerinde çalıştıkları konu hakkında görseller eşliğinde detaylı bilgi vermelerini aracı olmayı amaçlıyoruz aslında. Bununla da Türkiye'de grafik tasarım ve matbaa tarihinin bütüncül bir biçimde ele alınmasını ve sistemli bir şekilde kayda geçirilmesini hedefliyoruz. Bu anlamda GMK Tarihler bir tasarım tarihi çalışması. Bu etkinliğimizin grafik tasarımcı ve akademisyenler için meslek tarihi hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmaları ve bu coğrafyada ülkemizde grafik tasarımı tarihsel gelişimi içinde eleştirel bir gözle yeniden değerlendirmeleri yönünde bir katkı sunması en büyük dileğimiz. Bugün GMK Tarihler Etkinliği'nin ilki olan ve resmi adı Darut Tıbatil Mamure olan yaygın olarak bilinen adıyla Müteferrika Matbaası için toplandık. Bundan sonraki etkinliklerimizde Osmanlı-Yahudi matbaası, Osmanlı-Ermeni matbaası, Osmanlı-Rum matbaası, Mühendishane ve Üsküdar matbaaları, Matbaa-i Amire, Ebu Ziya Tevfik matbaası gibi başlıklara uzman tarihçiler eşliğinde devam etmeyi planlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Orlin Sabev. Orlin Hocam Müteferrika matbaası üzerine çalışanların zaten çok iyi tanıdığı bir isim. Uzun yıllardır bu konuda yayınladığı makale ve kitaplarla özellikle İstanbul Müftülüğü Şeriye sicillerinde bulduğu İbrahim Müteferrika'nın tereke kayıtlarını temel alarak yazdığı ve Türkçe'ye 2006'da çevrilen İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni kitabıyla tanınan uzman bir tarihçi ve benim de çok yararlandığım, faydalı bulduğum Yeditepe yayınlarından 2006'da basılan kitap bu. Gene Müteferrika matbaası üzerine yazdığı Waiting for Müteferrika, Glimpses on Ottoman Print Culture Amerika'da 2018 yılında basıldı. Orlin Hocam 2000 yılından bu yana Bulgaristan Bilimler Akademisi Balkan Araştırmaları Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Halen Osmanlı eğitimi, matbaası ve tıp tarihi alanında çalışmalarına devam ediyor. Kendisini etkinliğimize konuk olduğu için GMK adına çok teşekkür ediyorum. Bugün Orlin Hocam'la Müteferrika matbaasında basılan kitapları, kullanılan yazı karakterini, matbaa çalışanları ve makineleri, sayfa düzenini, kağıt teminini, harita ve illüstrasyonları bolca görsel eşliğinde mümkün olduğunca kronolojik bir sırayla göreceğiz. Etkinliğimizin yapısından kısaca bahsetmek istiyorum. Etkinliğimiz toplamda 2-2,5 saat civarı sürecek. Orlin Hoca'yla konuşmamız ve işlerin sunumu bittikten sonra yarım saat kadar bir süreyi de sizlerden gelecek soruların cevaplanmasına ayıracağız. Bunun için lütfen sorularınızı YouTube'da Live Chat bölümünden, sağ üstte bulunan Live Chat bölümünden yazın. Ben Orlin Hocama sorunuzu ileteceğim. Başlamadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Daha önce de duyurusunu yaptığımız GMK 40. yıl kitabımız GMK Dükkan'da satışa çıktı. GMK Dükkan'da gene bizim ürünlerimizin satıldığı bir site. Bunu da söylemiştik. Bu kitapta GMK'nın 1978'deki kuruluşundan sonraki 40 yılın hikayesini anlatıyoruz temel olarak. 40 yıldır sergilerde ödül kazanan işleri, dönemin tanıklıkları, çeşitli röportajları ve belgeleri içeren 600 küsur sayfalık çok önemli bir referans kitap. Bunun bir baskısı yapılmayacağından ekstra yani bu kitabı almanızı ve kütüphanenizde bulunmasını şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Çok önemli bir kitap bu. Kitabımızı satın almak isteyenler dükkan.gmk.org.tr adresinden siparişlerini verebilirler. Son olarak aramızda henüz GMK üyesi olmayan ve üyelik hakkında bilgi almak isteyenleriniz varsa gmk.org.tr sayfasında üye ol kısmından gerekli tüm bilgilere ulaşabilirler diyorum.
Sözü de fazla uzatmadan Orlin Hocam sizinle sohbete başlamak istiyorum. Göstereceğimiz, konuşacağımız çok şeyler var. Bir sesi açarsanız. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Beni davetiniz için teşekkür etmek istiyorum özellikle. Bizim için büyük bir keyif. Umarım ki herkese faydalı bir konuşma olur. Evet hocam. Şimdi demin konuşmamda bahsettiğim gibi siz zaten konuyla ilgili olanların zaten yakından bildiği, tanıdığı bir isimsiniz. Ben öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. Sizin İbrahim Müteferrika'ya olan ilginizin başlama sebebi nedir? Yani neden bu konuya ilgi duydunuz? Teşekkür ederim. İlk başta şunu söylemek lazım ki ben doktora tezimi Osmanlı Eğitim Kurumları üzerine yapmıştım. Ve ondan sonraki çalıştığım konu ise Osmanlı kütüphaneleriydi. Osmanlı kütüphaneleri çalışırken sadece Osmanlı Vakıf Umumi Kütüphanelerini ele almadım. Aynı zamanda da ilgi duyduğum başka bir konu vardı. O da şeydi, Müslümanların evlerinde bulunan kitaplar. Yani o dönemde mesela 18. yüzyılda bir Osmanlı'nın evinde nasıl kitaplar vardı? Nasıl kitaplar varken oradan hareketle nasıl kitap ve ne gibi kitaplar okunurdu ve ne gibi kitaplar popülerdi halkın arasında? Dolayısıyla bunu anlayabilmek için bu bilgiyi verecek belgelere ihtiyaç var bir tarihçinin. Nasıl elverişli bir belge olabilir bu konuda? Aslında terakki defteri veya muhalefet defteri tabir olunan belgeler mevcut ve çok sayıda bu şekilde buna benzeyen belgeler mevcuttur ki onlara başvurdum arşiv çalışmalarımda. Terakki defteri veya muhalefet defteri nedir? Ölü bir kişinin varislerine bıraktığı malların listesidir. Bu malların listesinde veya emlak listesinde ev olabilir, giyim kuşam olabilir, giydiği elbiseler falan, mobilya olabilir. Ve aynı zamanda evde bulunan eşyaların arasında kitaplar da bazen mevcuttur. Dolayısıyla 18. yüzyılda yüzyıldan kalan terakki defterlerine baktığım zaman özellikle İstanbul için onları tarayınca şans meselesi çok tesadüfen İbrahim Müteferrika'nın terakki defterini buldum. Ve gerçekten de çok önemli bir kaynak. Çünkü bir kere şans meselesi derken üç defa şans meselesi oluyor. Neden? Çünkü bir kere her bir ölünün terakki defteri yapılmıyordu. Aslında terakki defteri ne zaman kayda geçirilirdi? Bu mesela ölünün kişinin varislerin arasında bir kavga meselesi olunca o zaman kadı tarafından bir terakki defteri hazırlanırdı ve ondan sonra geride bıraktığı eşyalar ve emlaklar paylaşılırdı varislerin arasında. Bir ikinci mesele, mesela ölünün küçük yaşta çocukları varsa o çocukların hakları koruyabilmek için kadı tarafından yine terakki defteri hazırlanırdı. İbrahim Müteferrika'nın örneğinde ise küçük yaşta bir kız, Ayşe isminde bir kız bıraktığı için İstanbul kadısı ondan dolayı terakki defteri hazırlamıştır. Ve dolayısıyla bu terakki defteri ikinci şans mesele olarak bizim dönemimize, bizim zamanımıza ulaşmış, muhafaza edilmiş. Ki ve üçüncü şans meselesi bir araştırmacı tarafından bu terakki defterini bulmak ve ondan sonra okuyucuya sunmaktır. Terakki defteri, Müteferrika'nın terakki defteri şu bakımdan çok önemli. Onun bastığı kitaplardan
ne kadar evde kaldı, ne kadar satılmadı konusunda çok net bir bilgi edinebiliriz bu terk edilerinden. Dolayısıyla matbaalıcık tarihi bakımından bu kaynak çok önem taşıyor. Tereke defterinden şu sorulara cevap aslında edinebilir. İbrahim Müteferrika mesela ne zaman vefat etti, hangi yılda vefat etti, ailesi kaç fert ve kimden oluşuyordu, Müteferrika'nın evinde ne gibi kitap vardı mesela, Müteferrika'nın gündelik hayat koşulları neydi, ölmeden önce onun varlığı neydi ve ne kadardı? Aynı zamanda şunu da anlıyoruz. Matbaa neredeydi? Onun evinde miydi yoksa başka bir yerde miydi? Matbaasında kimler çalıştı? Çünkü çalışanların isimleri de verilmiş terakki defterinde. Ve vefat etmeden önce bastığı kitapların ne kadarını satabildi? Bu çok Tabii. önemli çünkü kurduğu matbaanın başarılı olup olmadığı konusunda çok net bir bilgi bize verebilmiş. O da zaten tartışma konusu değil mi hocam? Yani kitapları bastı ama satamadı tabii, gibi bir önyargı vardı. Uzun yıllardır bir tartışma konusuydu. Evet. Acaba ne kadar başarılıydı? Satabildi mi kitaplarını, satamadı mı? Ama artık terakki defteri elimizde olunca bu Kesin soruya olarak. Da net bir cevap verilebilir. Hurufat, sahip olduğu matbaa makinaları, alet, edevat bunların hepsi kayda girdiği için neler olduğunu da oradan bilebiliyoruz zaten. Tabii, kesinlikle. Peki hocam, şimdi yavaş yavaş ben izin verirseniz sunumu paylaşmak istiyorum. Tabii. Onun üzerinden de sohbetimize zaten devam edeceğiz. Siz bana gördüğünüz zaman lütfen gördüm deyin. Şu anda prezentasyon moduna geçtim ama görünüyor tamam. mu ekran? Ben görüyorum. Tamam. Peki hocam şimdi İbrahim Müteferrika'nın yani onun üzerine, onun hakkındaki ilk sistemli araştırmayı 1910'da İmre Karakson ya da Karaçun gerçekleştiriyor. Karaçun. Bu makaleden bugüne kadar İbrahim Müteferrika'nın doğum yılı, eğitimi, mezhebi, Osmanlı tebaasına geçiş şekli halen tartışılıyor. Siz İbrahim Müteferrika'nın Müslüman olmadan önceki hayatını nasıl anlatırsınız? Şimdi İmre Karaçon gerçekten 1910'da basılan bir makalesi var ve akademik anlamda ilk çalışmadır Müteferrika hakkında. Kendisi de Macar zaten değil mi hocam? Kendisi de Macar zaten. Ve aslında Karaçon yine Macar asili olan Sezar de Sesur'un bir mektubu kullanıyor. Ana kaynak olarak. Bu mektup 1732 yılında yazılmış. Mektupta Macar asili Sezar de Sesur şöyle anlatıyor Müteferrika'nın Osmanlı öncesi hayatı. Bir gün Kalvinist papazı olmak üzere okumuş olan 18-20 yaşında genç Macar ki Gökkulü Savaşı esnasında 1692 veya 1693'te talihsizlik sonucu Türklerin tarafından esir alınmış diye yazıyor. Uzun zamandır taş kalpli ve merhametsiz olan efendisinin evinde mutsuz bir hayat sürdürerek esaretliğine fazla dayanamayıp müftedi olmuş yani İslam'ı kabul etmiş zor şartlarda yaşarken. Hı hı. Bir de İbrahim olarak yeni bir isim almış. Dolayısıyla İbrahim Müteferrika'nın eski ismini biz bilmiyoruz. Bazı kişiler tarafından Abraham, Avram veya o şekilde olacağını tahmin ediyorlar. Ama net bilgimiz yok. Sezar devam ediyor. İbrahim çok akıllı ve yetenekli biriymiş. Yıllardır Türklerin dilini ve kanunlarını öğrenmiş. İlimde oldukça ilerleyip kabiliyetli bir efendi olduğunu yazıyor. Birinci Mahmut takta çıkartan 1730 tarihli ayaklanma esnasında idam edilen Sadrazam İbrahim Paşa'yı şahsen tanıyormuş. Vezir tarafından muhtelif
işlerde başarıyla kullanmış olan İbrahim Efendi, yakın zamanda büyük ve çok sayıda marifetlerini ispatlamış ve Türklere sanatı ve bilimleri tanıtmak arzusunda bulunmuş. Bu amaçla da İstanbul'da bir matbaa kurması doğrultusunda teklifte bulunmuş olduğunu yazıyor. Bu mektuptan hareketle Karaçoğlu biraz bazı yerleri abartarak Müteferrika'nın Osmanlı öncesi hayat öyküsünü icat ediyor gibi. Ona göre İbrahim 1674 yılında Koloş vardı. Bugün Cluj-Napoca adını taşıyan Transilvanya, Erdel bölgesinde. Bugün aslında Romanya'nın batı kuzey tarafında bulunan bir bölge. Bundan önce Macarların idaresinde bulunan aslında bir bölge ve Macarların yoğun olarak oturdukları bir bölgedir. Dolayısıyla Müttefrika'da etnik bakımından bir Macardı. Erdil'in başkenti veya başkenti olan Koloş vardı dünyaya gelip. Orada eğitim gördü. Karaçan'a göre Kalvinist mezhebine bağlıydı Müteferrika. Ve 18 yaşındayken 1692-3 yıllarında Tökülü Macar, eski Macar kralı Tökülü ayaklanması esnasında Türk askerleri tarafından esir alındığını söylüyor. Karşılığında fide alamayan askerler sonra Müteferrika'yı İstanbul'a götürüp onu kul pazarında satarlar ve sonraları mutsuz kulluk hayatına dayanamayan Macar genç İbrahim adı altında müftedi olur ve Türkçe ve İslam ilimlerini öğrenir. Şimdi bu Karaçoğlu'nun iddia ettiği bu bilgiler Niyazi Berkes tarafından çok şiddetli bir şekilde tenkit edilmişti ve gayet ikna edici bir şekilde Niyazi Berkes diyor ki Müteferrika aslında Kalvinist değildi, daha doğrusu Unitaryandı ve Unitaryan mezhebi bayağı da yaygındı Transilvanya'da aslında. Unitaryan mezhebi yine Protestan bir mezhep ama daha aşırı, Kalvinist mezhebinden çok da fazla aşırı bir mezhepti. O kadar aşırı ki Unitaryanlar teslisi inkar ediyorlardı. Yani bu bakımdan da Unitaryanlar Müslümanlara çok yakındı. Çünkü Müslümanlar da aynı şekilde teslisi inkar ediyorlar. Dolayısıyla bu bilinen bir aslında süreç. O dönemde birçok Unitaryan Macar, Erdel'de, Transilvanya'da yaşayanlar birçok kişi sonradan Müslüman olmuşlardı. Bu süreç içinde de Müteferrika'nın Müslüman olması çok normal bir gelişmeydi Niyazi Berkes'e göre. Zaten başka bu konuda başka şeyler de var. Peki hocam şunu sorabilir miyim ben? Evet. Kalvinist ya da Üniteryen olması İbrahim Müteferrika'nın gelecekteki bu hayatı için niye önemli? Yani matbaacılıkla ilgili niye biz ilgileniyoruz? Matbaacılık konusunda gerçekten önemli. Daha geniş hatlarla söylemek gerekirse Protestan altyapısı çok önemli. Çünkü Protestanlıkta matbaacılık çok büyük bir önem taşımakta. Protestan mezhebi bilirsiniz dini daha geniş kitlelere, daha geniş halka tanıtmak arzusunda olduğundan dolayı matbaayı çok iyi bir şekilde kullanmış. Çünkü herkesin elinde bir İncil, bir mukaddes kitabı olmasını
istiyorlardı ve bu nasıl bir şekilde çoğaltılabilirdi? Ancak matbaacılıkla çoğaltılabilirdi ve dağıtılabilirdi halkın arasında. Dolayısıyla Protestan zihniyetinde matbaacılık çok önemli bir unsurdur. Ve o zihniyetle Müslümanlara Osmanlılara gelen bir kişi olarak Müteferrika'nın matbaacılığa olan yatkınlığı hiç şaşırtmak, bizi şaşırtmıyor. Peki bir şey sorabilir miyim hocam? Tabii. Ünlü bir gene Koloçvar'da şey yapan, faaliyet gösteren bir matbaa vardı. Mihail Kis. Önce evet. Venedik'te uzunca bir süre kitap bastı. Sonra tam İbrahim Müteferrika'nın okuduğu dönemler, öğrenci olduğu dönemler orada yani 1680'lerden itibaren evet. Kluj'da faaliyet göstermeye başladı. Kluj'da evet faaliyet göstermekte. İbrahim Müteferrika'nın Üniteryan olması, çünkü o Üniteryandı yani kilise adına acaba onunla karşılaşmış olması ya da matbaaya ilk merakının başlamasında etken olabilir mi? Olabilir tabii ki. Kesin bilgimiz yok maalesef bu konuda. Evet. Ama en azından madem bu matbaacılık işine o kadar emin bir şekilde girişiyorsa Osmanlı'daki hayatında, demek ki belki bu konuda az çok bir tecrübesi vardı Osmanlı öncesi. Görmüşlüğü vardı yani en azından. Peki. Çünkü yani en azından bilirsiniz bir işe başvurmadan o işten az çok haberdar olmanız gerekir. Doğru, doğru hocam. Peki, büyük ihtimalle galiba İmre Tököli ayaklanmasına katıldığı ve daha sonra da Türklerin tarafına geçtiği. Çünkü zaten Türkler adına savaşıyor İmre Tököli. Yani Türklerin desteklediği bir kumpanya bu. Aynen. Dolayısıyla Türkler tarafından esir alınma ihtimali çok düşük. Çok düşük, evet yani mantığa aykırı aslında. Dolayısıyla evet. İbrahim belki kendi iradesi üzerine aslında Osmanlı'ya geçmiş olabilir. Evet hocam ve tekrardan şeye geliyor, İstanbul'a geliyor. İstanbul'a zaten geliyor. İmre Tököli de galiba gene İstanbul, sonra bir Tekirdağ ya aynı şekilde geliyor. Dolayısıyla bunların bir grup olarak buraya geldikleri ve Osmanlılar tarafından politik bir unsur olarak ellerinde tutuldukları farz edilebilir. Tabii çünkü o dönemde Erdir, Transilvanya Avusturyalıların elinde zaten ve Macarlar bir onlara karşı ayaklar. İsyan, evet, onlara karşı savaşıyorlar ama başarısız oluyorlar. Başarısız olunca Osmanlı'ya sığınmak zorundalar. Peki hocam, şimdi İbrahim Müteferrika İstanbul'da Türkçeyi ve öğrendi, İslam'a geçti. İbrahim Müteferrika'nın şimdilik bilinen ilk resmi kaydı, kesin olarak bildiğimiz, 1710'da kendisinin yazdığı ve bugün tek kopyasının Süleymaniye El Yazmaları Kütüphanesi'nde bulunan Risale-i İslamiye. Değil mi hocam? Bu kitapçı neden yazdı ve bu kitapçık hakkında neler söyleyebilirsiniz? Aslında 1710 yılında yazdığı bu risale zaten imza taşımıyor. Hatta şey de yok, başlık da yok. Bu sonradan araştırmacılar tarafından verilen bir başlık var, Risale-i İslamiye. Esat Coşan'dı galiba onu veren. Evet, ondan sonra İçerikten hareketle aslında Müteferrika'nın yazdığı bir şey, bir metin ortaya çıkıyor, olduğu ortaya çıkıyor. Hatta şöyle de Niyazi Berkes ve diğer araştırmacılar tarafından böyle bir teyit var. Risale-i İslamiye'den fazla aslında daha çok Hristiyanlıkla, Hristiyanlığı konu olarak araştıran veya ele alan bir risale karşımıza çıkmaktadır. Katolikliğin eleştirisi gibi. Katolikliğin bir eleştirisi olarak evet ve Uniteryen mezhebinin savunması olarak daha çok, daha fazla, daha yoğun olduğunu görüyoruz bu metinde.
Fakat ilginç bir detay var bu metinde. Metinde diyor ki o dönemdeki Kolozsvár'daki koleje gittiğinde orada hocalarla tartışmalarda bulunmuş. Çünkü o dönemde artık kolej Katoliklerin elindeydi ve bu tartışmalarda bir sonraki olan Resul Muhammed'in olacağını iddia etmişti ve hatta o dönemde İslam'ı kabul ettiğini, İslam'a inandığını ima etmektedir bu Risale'yle. Peki hocam Osmanlı Devleti hizmetine girdikten sonra neler yaptı, hangi görevlerde bulundu? Aslında ilk bildiğimiz görev hakkında kayıt 1716 senesinden, yani Risale-i İslamiye'den 6 sene sonra. Risale-i İslamiye'yi yazarken nasıl bir görevde bulunduğunu bilmiyoruz. Ve ondan sonraki birkaç yılda da neler yaptığını da bilmiyoruz. Osmanlı arşivlerinde dediğim gibi en erken kayıt 1716 yılına ait. O dönemde müteferrika olarak Osmanlı Sarayı'nda görevlendiriliyor. Peki müteferrika ne demek hocam? Müteferrika ne demek? Hani müteferrika yani kelime anlamı çeşit şeyler yapan bir görevli, yani çeşitli görevlerde bulunan bir kişi, duruma göre yani farklı farklı şeylerle işlerle görevlendirilebilir bir görevli. Müteferrik örneğinde ise daha fazla diplomatik görevlerle görevlendirilmiş gözüküyor. Mesela birçok savaşlarda özellikle Macarların veya Avusturyalıların katıldıkları savaşlarda da müteferrikanın iş buluculuğu, mesela ara buluculuğu yaptığını görüyoruz. O tür görevlerde bulunduğunu görüyoruz. Sonra dediğiniz gibi Osmanlı yasağından Macarların yanında mihmandar olarak, yani yardımcı olarak veya cumalık yapan kişi olarak, çevirici olarak onların yanında da görev yapmıştır. Polonya'ya, Ukrayna'ya giden, yine diplomatik amaçla giden bir kişiydi müteferrika. Hatta en son diplomatik misyonu 1743'te Dağıstan güven mektubu vermek için padişaha. Dağıstan'a gönderilmiş. Ve bir ara mesela 1730'da top arabacılarının katibi olarak çalışmış. Böyle çeşitli işlerde bulunmuş. Anladım. Peki hocam, İbrahim Müteferrika ilk matbaacılık faaliyetlerine ne zaman başladı? Bu ne tür bir baskı çeşidiydi? Aslında resmi olarak İlk Osmanlı Matbaası'nın kuruluş yılı 1727 senesidir. O zaman 3. Ahmet, Sultan 3. Ahmet tarafından ferman verilmiş ve resmi olarak İbrahim Müteferrika Said Efendi ile, 28 Nikmet Çelebi'nin oğlu olan Said Efendi ile ortak olarak bir matbaa kuruyor ve resmi olarak kitap basmaya başlar. Fakat 1726 senesinde matbaayı açtırabilmek için iki çok önemli belge hazırlamıştır müteferrika. Bir yandan vesile-i tıbba olarak adlandırılan ya da matbaanın gerekleri, faydaları anlamını taşıyan başlıklı bir yazı veriyor sadrazamı. Bununla birlikte de bir dilekçe yazıyor. Dilekçede de aynı şeyleri izah ediyor. Matbaanın faydaları nasıl kar getirebileceğini anlatıyor. Ve orada da şöyle çok enteresan bir detay bahsediyor.
8 yıldan beri matbaacılıkla uğraştığını yazıyor. Evet. Demek ki 1719 yılında büyük bir ihtimalle en azından matbaacılık işine başlamış olmalıdır. Ve bunu tespit eden bir harita var, harita kalıbı. Marmara Denizi haritası. Aralık 1719 tarihli olan, şu an ekranlarınızda gördüğünüz haritadır. Hatta haritada sadrazama kitap edilmiş ve denmiştir ki eğer bu matbaacılık işi desteklenirse buna benzer çok daha harita ve kitap basılabilir. Hocam bunu Osman Ersoy galiba 1940'larda devlet basım evinde kalıbını bulmuştu bunun. Ve oradan ürettiği bir fotoğrafı, evet. Daha sonra yayınını yaptı. Evet, aslında elimizde olan şey yok, baskı yok, kalıp baskı yani. Yok, evet. Onun ürettiği haritayı görüyoruz biz aslında, evet. 1940'larda üretilen haritayı. Şimdi bu harita tahta kalıp üzerine kazınarak hazırlanıyor. Fakat tek adet basıldığı için ya da biz öyle şey yapıyoruz, buradaki yazılar el yazısı olabilir mi hocam? O da tahta kalıpta mı çözülmüştür? Bunlar izah metin olarak geçiyor. Haritanın işte açıklamaları filan. Onlar kalıbın bir parçasıdır. Kalıbın parçasıdır. Tek kalıp, yani orijinal kalıp. Yani tek kalıp, evet. Tamam. Onlar da kazılmış şeklinde kalıpta yer almaktadır. Hocam yani bu sonradan bir yazılmış değiller. El yazısı değil. Kalıbın el yazısı değil. Evet. Sol üst köşede bizim Armayı Osmani dediğimiz, yani hani devleti temsil eden bir amblem bugünün tabiriyle. Onun ilk örneklerini, baskı örneğini görüyoruz değil mi? Şimdi bu genelde 19. yüzyılın yarısından itibaren, hani Abdülmecit zamanından itibaren kullanıldığı, işte Belçika'da bir hakkaka yapıldığı farz edilen tasarım aslında çok daha erken bir tarih. 1719'dan beri kullanıldığını kesinleştirmiş oluyoruz. Kalıbın bir parçası burada. Bu da ilginç. Öyle gözüküyor. Aşağıda da gene 19. yüzyılda yapılmış bir illüstrasyon ve madalyon. Armayı Osmani'nin illüstrasyon ve madalyon örneklerini görüyoruz. Benzerlik zaten yeteri kadar şey. Evet. Peki hocam, İbrahim Müteferrika ileride kuracağı matbaadaki ortağı olacak Said Efendi'den önce aslında baskı faaliyetlerine başlamış. Yeri gelmişken Said Efendi ve matbaadaki rolü hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Şimdi şunu da söylemek istemiştim haritaları konuşurken. Neden ilk önce İbrahim Müteferrika harita basmayı tercih etmişti? O çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi bahsetmiştik, Müteferrika diplomatik görevlerde bulunmuştur. İşte sefaretlerde bulunmuş, sefir olarak oraya şuraya gönderiliyor. Ve şu diplomatik işinde haritaların önemi çok, haritaların çok önemli olduğu belli zaten. Dolayısıyla bir diplomatik, diplomatik görevlisi olarak haritanın var olması onun için çok önemli ve tabii ki devlet adamları için de çok önemli bir konu. Ve hatta 17. yüzyılda çalışmış olan ünlü Katip Çelebi, Osmanlı alimi, Cihannuma yazısında zaten Osmanlı topraklarında matbaacılığın gelişmediğinden dolayı çok az sayıda harita bulunduğundan şikayet etmiştir. Demek ki hatta 17. yüzyılda haritaya ihtiyaç büyüktü ama harita yoktu. El yazması olarak haritanın hazırlanması da çok emek icap ettiren bir iştir. Dolayısıyla matbaanın bu konuda avantajı çok büyüktür. Dolayısıyla Müteferrika'da ilk önce harita
basmasında ısrar ettiği hiç de şaşırtıcı değildir. Hocam, Katip Çelebi'nin hatta bir lafı da vardı. Nerede okuduğumu unuttum. Haritayı ben burada doğru yapıyorum ama başkaları kopyalarken yanlışlar yapıldığından şikayet ediyor. Tabii o da var, evet. Evet. Yani matbaanın yani, hani o standartize eden bilgiyi... Standartize eden bir şey unsurdur yani, zaten. Yanması, evet. Doğru. Evet. Zaten ikinci haritası da İran haritası olacak, onu konuşacağız. Öncelikle Said Efendi hakkında neler söylersiniz? Said Efendi çok büyük bir destek veriyor zaten müttefiklik'e. Hatta bazı batılı kaynaklara göre matbaanın aslında nazarı Said Efendi olarak gösteriliyor. Ki İbrahim müttefiklik'in onun yardımcısı olarak aslında gösteriliyor. Said Efendi babası 28 Mehmet Çelebi ile beraber 1720-21 yıllarında Fransa'ya gidiyorlar. O zaman ilk uzun vadeli elçilik görevi gerçekleştiriliyor. Ve hatta Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa elçiyi gönderirken sadece siyasi meselelerini çözmek için göndermiyor. Aynı zamanda diyor ki sen Fransa'nın kültürünü, ilmini, bilimini de araştırmak lazım. Ve edindiğin bilgiyi bir yazı olarak bana rapor edeceksin demiş. Dolayısıyla bu elçilik sadece sıradan bir diplomatik misyonu değildi. Aynı zamanda da Batı'yı, Fransa'yı, Fransa'nın kültürü, Fransa'nın gelişmesini sağlayan unsurlarını daha yakından tanımaktı. Bu şansa sahip olan Said Efendi de o dönemde, o esnada Kraliyet Kütüphanesini, Kraliyet Matbaasını gezmiş oldu ve yakından matbaacılıkla da tanışmış olmuştu. Dolayısıyla dönüşte Müttefirike ile beraber böyle bir girişimde bulunması çok normaldi. Hatta Said Efendi hakkında bazı rivayetlere göre Said Efendi Fransızca konuşan ilk Osmanlı devlet adamıydı. Yani Fransa'daki, Avrupa'daki gelişmelerden çok yakından 28 Mehmet Çelebi ile, Çelebi'nin oğlu aslında değil mi? Meşhur 28 Mehmet Çelebi. Onun oğluydu, evet. Bizim sefaretname olarak bildiğimiz. Sefaretname'nin yazdığı kişinin oğlu. Hocam o dönem ilginç bir dönem. Aynı zamanda mesela 28 Mehmet Çelebi ile beraber İran'a da 1720'de ya da 20'de bir efendi yollanıyor. Yani sadece batıya gidelim bakalım değil, aslında doğuyla da çok tabii, daha yakından tabii ilgililer. Tabii. Bunu zaten konuşacağız devamında. Şimdi İstanbul'a döndükten sonra beraber bir şey kuruyorlar. Murataba usulü deniyor galiba değil mi hocam? Matbaayı kurma şekillerine. Yani Said Efendi parayı koyuyor. İbrahim evet Efendi de know-how yani bilgisini emeğini koyuyor. Evet. Ve parayı da yarı yarıya paylaşıyor. Amerika'ya ait. Evet. Para Said Efendi'ye ait. Evet. Peki hocam, daha oraya gelmeden bir 1725'te bir Karadeniz haritası var. Evet. İkinci denemesi olarak. Şimdi bu harita hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bunu kendisini yaptığı yoksa literatürde tartışıldığı gibi gayrimüslim bir matbaacı, çünkü o sırada Yahudi ve Ermeni matbaacıları zaten son derece tecrübeli bir matbaacılardı. O şekilde mi yani harita hazırlandı? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Zaten genelde harita konusunda İbrahim Müttefiklik'e gayrimüslimlerin yardımından faydalanmıştır. Hatta bir sonraki kitaplarında da kullandığı haritaların bazıları Magridiç Galata isminde bir Ermeni tarafından yapılan haritalar var ve Ahmet Karamir'in isminde olan başka bir usta
tarafından yapılan haritalar var. Bazı haritalar ise İbrahim'in kendi elinden yapılmış haritalar. Bu haritanın kimin yaptığı belli değil. Gayet iyi bir, kaliteli bir harita aslında. Ama haritanın dışında fazla bilgimiz yok maalesef. Nerede basıldı? Kendi tezgahında mı bastı? Yoksa başka bir İstanbul'da bulunan Ermeni veya Yahudi matbaasında mı basıldı? Bilinmiyor. Burada teknik olarak biraz daha geliştirmiş. Hani ilkindeki tahta baskı ve onun verdiği evet, bu arada çok detaylardan yoksunluk, kabalık burada yok. Burada çinko kalıp kullanarak hazırlanmış. Tamamen bir siyah beyaz. Siyah beyaz. Evet. Bir de şey de var. Kartuş da var. Kartuş şey Avrupa tarzında yapılmış. Yani onu da belirtmek lazım. Evet. Peki hocam şunu sormak istiyorum size. Şimdi izleyicilerimiz bunu renkli görüyorlar ama aldanmasınlar. Bu aslında tamamen siyah beyaz hazırlanmış bir harita. Buradaki yazılar, bu yazılar sonradan mı ekleniyor, elle mi yazılıyor yoksa bu çinko kalıp üzerine mi kazınıyor? Bunlar çinko kalıp üzerine kazılıyor. Biraz el yazmasına benziyor tabii ki. Ama bu çünkü kazmadan önce kullandığı örneğe bağlı bir şey durum yani. Tabii ki örnek olarak kazanırken bunlar el yazması kullanılmıştır ve el yazmasını taklit ederek bu şekilde kalıp olarak hazırlanmış bir yazı. Oradan da renklendirilmiş değil mi hocam? Tabii renklendirme o dönemde renkli bir baskı söz konusu değildi. Siyah beyaz tabii ki olarak basılıyordu. Kitap olsun veya herhangi bir resim veya harita olsun. Onu zaten ondan sonra artık elle renklendirilebilir bunlar. Bunun kalıbı da bayağı büyük. 65'e 95 gibi daha devasa bir kalıba yürümüş. Peki İbrahim Müteferrika matbaacılık faaliyetlerini ilerletmek amacıyla 1726'da demin de sizin bahsettiğiniz Sadrazam İbrahim Paşa'ya Vesulet-i Tıba'a yani matbaanın gerekleri isimli bir el yazması sunuyor. Bu matbaacılık tarihi için çok önemli bir belge. Bunun içeriği ve yazılış sebebi hakkında biraz detaylı bilgi biraz konuştunuz ama ne söyleyebilirsiniz? Bu zaten Vankulu Lügatı'nda. İlk kitabında da basılacak bir belge. Biz oradan biliyoruz bunu. Evet, metni oradan biliyoruz. Çünkü ilk sayfa, Vankulu Lugatı'nın ilk sayfalarında yer alan bir metindir bu. Bunun orijinali yok aslında, bulunmamış şu ana kadar. Risalede ne yazıyor? İnsanoğlunun yazılı mirasının muhafazası için matbaanın yararını dile getirilmiş. Mesela hacimli sözcüklerin hatasız olarak istinsah edecek müstensiklerin eksik olduğunu vurguluyor burada Müteferrika. Ve dolayısıyla böyle hacimli olan metinlerin çoğaltılmasında matbaanın daha faydalı olacağını ileri sürüyor. Aynı zamanda 10 tane faydasını sıralıyor Müteferrika bu yazısında. Bir olarak şunu söylüyor, basma usulüyle tashih edilen ve çoğaltılan Arapça lügatler ve tarih, astronomi, fizik ve coğrafya konulu kitaplar toplumun alt ve üst sınıflarının eğitimi için yararlı olabilir. Yani matbaanın eğitimin gelişmesi için yararlı bir unsur olacağını yazıyor, vurguluyor. İki olarak şunu söylüyor, matbaanın sayesinde İslam dininin ve devletinin ortaya çıkmasından sonra yazılan birçok değerli eserler tashih edilip ve yenilenip Müslümanların arasında dağıtılabilir. Yani matbaanın sayesinde eski metinler korunabilir ve gelecek nesillere de aktarılabilir. Üç olarak basma usulüyle hatasız ve iyi bir şekilde çoğaltılan kitapları öğretmenle öğrencinin güveni artacak ve daha kaliteli mürekkeple basılan kitaplar nem gibi kötü iklim şartlarına daha dayanıklı olacağını söylüyor.
Aslında bu da çok önemli. İstanbul gibi bilirsiniz iklimin nemlidir ve yazıların uzun süre dayanması çok güçtür. Bundan dolayı basılan kitapların daha dayanıklı olacağını söylüyor Müteferrika. Dört olarak şunu söylüyor. İstinsah usulüne kıyasla aynı gayretle basma usulüyle bir cilt değil, binlerce cilt temin edilebilir. Yani matbaa usulüyle kısa zaman içinde çok daha fazla kitap, metin çoğaltılabilir. Beş olarak basılan kitapların başında içindikleri, sonunda ise zor kelimeler ve önemli faydalı şeylerin dizini ilave edilebilir. Yani matbaacılıkla geleneksel el yazması metinlerin sonuna bir dizin ekleniyor ve ilk sayfalarında da bir içerik kısmı da konulabilir. Yani bu konuda bu şekilde matbaanın kitapların daha elverişli olacağını söylüyor Müteferrika. Altıncı bir faydası matbaanın şudur ki matbu kitapların fiyatı daha düşük olabilir. Çünkü işte makineyle çoğaltılan kitapların masrafı çok daha düşük oluyor. Bundan sonra da fiyatı da çok daha düşük oluyor. Düşük olunca da çok daha fazla müşteriye ve okuyucuya ulaşabilir bu kitaplar. Yedi, basma usulüyle değişik ilimlerde çoğaltılan kitapların sayesinde hem İstanbul'da hem diğer şehirlerde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve halkı aydınlatan umumi kütüphanelerin koleksiyonları zenginleştirebilir. Yani bu bakımdan da matbu kitapların faydaları çok büyük. Sekiz olarak daha siyasi yönünü ele alıyor Müteferrika matbaanın. Cihat ve İslam'ın şerefini çoğaltmak vazifesini gururla yerine getiren Osmanlı sultanları aynı vazife adını kitapların sayesinde çoğaltacak matbaaya da destek olabilirler. Bunu vurguluyor. Dokuz olarak tüm Hristiyan halklar Arapça, Farsça ve Türkçe olarak yazılan eserlere saygı duyarak kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bazı Arap yazılan kitapları basmışlar. Fakat kalitesi de çok iyi değildi. Dolayısıyla Müteferrika şunu ima ediyor. Müslüman tarafından yazılan kitaplar Müslüman tarafından basılsın. Neden? Çünkü daha iyi biliyorlar Arapçayı, daha iyi biliyorlar Müslüman geleneğini. Dolayısıyla başkalarının faydalanacağı, Müslümanlar bundan faydalansın diye teklif ediyor. Ve onuncu bir şey avantaj olarak bir matbaanın kurulması devlet adamları tarafından daha evvel dönemlerde de düşünülmüş yazıyor Müteferrika. Ancak basma sanatından anlayan kişilerin eksik olduğundan dolayı bu gibi düşünceler gerçekleştirilememiştir ifade çok ediyor. Mesela çok ilginç. Dolayısıyla bu da neden matbaa Osmanlı'ya o kadar geç geldiğinin bir nedeni gösteriyor. Tabii. Çünkü, dili yok çünkü yani. Yapacak kimse yok yani. Böyle bir kişi yok. Bunu yapacak kişi yok. Peki hocam, şimdi Said Efendi ile Muratapa usulü matbaayı açtılar ve 1727'de devletten izin aldılar. Dar-ı-Tıbatil Mamure. Asıl ismi matbaa. Kitaplarda basılan matbaanın ismi bu. Şimdi aynı eksiklikler Müteferrika'da da var. Çünkü burası için yetişmiş mürettip, yani dizgiyi yapacak ya da hakkak, yani harfleri dökecek kimse yok. Ya yani bu daha önce en azından İslam topraklarında denenmedi. Yani İtalya'da, Roma'da Tipografia Medicae vesaire bilmem ne falan deneyimleri var. Ama onlar çok kötü dökülmüş harfler ve
hakikaten beğenilmiyor. Yani çirkin şekilde hazırlanmışlar. Ve hatta şey de var, imla hataları var, gramer hataları da var. Evet, evet, onlar da ayrı bir mesele ve sayfa düzeni falan çirkin. Bu önemli çünkü el yazması geleneğinden baskı praktisine geçerken, deneyimine, o aradaki dönemde mümkün olduğu kadar el yazmasının olanaklarının devamı öngörülmeli ki satış yapılabilsin, okuma pratikleri devam edebilsin, değil mi? Tabii. Peki hocam, benim soracağım şu. Matbaanın kuruluş aşaması, hazırlıkları nasıl gerçekleşti? Baskı tezgahları, harita ve metinler için, işte kağıt, mürekkep, hurufat, mesela hurufatı kim hazırladı? Yani harfleri kim döktü? Ve en önemlisi yetişmiş matbaa çalışanları, işte demin bahsettiğimiz mürettipler vesaireler falan. Bu hazırlık aşaması nasıl geçti? Ve kaç makinesi vardı İbrahim Müteferrika'nın? Şimdi değişik kaynaklardır, değişik iddialar söz konusu aslında. Bu konudaki bilgiler birbirini çok zıt, çapraşık bir şekilde. Mesela Fransız bir kaynağını ele alırsanız, Fransızlar diyor ki Müteferrika Fransa'dan şey gördü, yardım gördü. Fransa'dan eleman aldı. Fransızların sağladığı elemanlardan yararlandı Müteferrika. Alman kaynaklarına bakarsınız, onlar Almanya'dan işçi eleman getirdi, getirdiğini ifade ediyorlar. Evet, harfler hatta orada getirildi. Hollanda'dan da belki eleman gelmiştir. Ama işin belki daha doğrusu zaten İstanbul'da Müteferrika'nın matbaasını açtığı dönemde artık Ermeni ve Yahudi matbaalarının faaliyetinde bulunduğu biliniyor. Ve harflerin dökümcüsü aslında Yahudi bir şeydi, matbaacıydı. Yona Ben Yakup adlı. Ve kendisi de gerçekten çok büyük yardım etti Müteferrika'nın ilk baskılarında. Hollanda'dan, Leiden'den, Viyana'dan tezgahların getirildiği öne sürülüyor. O da tam olarak bilinmiyor ama herhalde yurt dışından getirilen tezgahlarla başladı bu iş belki. En azından kitap basımı için 4 tane tezgah vardı İbrahim Müteferrika'nın matbaasında ve harita basımı için ayrıca özel 2 tezgah bulunuyordu matbaasında. İlk başta belki Müteferrika yabancı uyruklu elemanları kullanmış olabilir matbaasında. Fakat Tereke defterinde yer alan, bahsedilen 5 işçi aslında Müslüman olarak gözüküyor. Onların isimleri şöyle: Mehmet Çelebi, Mehmet bin Ali, Ahmet bin Osman, Ahmet bin Mehmet ve Hafız Abdülkerim Efendi. Şimdi zamanla belki yerli eleman yetiştirmiş olabilir Müteferrika. Yani muhtemelen ilk yıllarda yabancı eleman kullanmış olabilir. Ondan sonra yavaş yavaş yerli elemana geçmiş olabilir. Matbaa makineleri için hani Hollanda'ya ya da Fransa'dan getirtmek değil de zaten Ermenilerin ve Yahudi Osmanlıların hani yerleşik bir matbaa kültürü var. Şimdi Yona dediğimiz Tabii. adam zaten hani 1710'lardan beri matbaacılık yapan üç oğluyla ve yani hayatı boyunca 188 kitap basmış hocam adam. Yani hani Müteferrika evet, evet. yanında biraz şey kalıyor. Hafif siklet kalıyor. Ciddi bir matbaacı. Dolayısıyla hani bu işi aslında oradan biraz daha kotarmak, yakınlardaki insanlardan temin etmek sanki daha mantıklı gibi geliyor Tabii bana. Tabii daha mantıklı ve daha doğal geliyor. Çünkü normal yani yakınınızda artık işleyen ve tecrübesi olan bir matbaacı varsa tabii ki ondan yardım alırsınız. Doğru.
Bu arada İran haritası da gene bakır kalıp üzerine yazılar kazınmasıyla elde edilmiş evet. kalıpta. Sonradan elle renklendirilmiş. Evet. 29'da ve Van Kulu Lügatı hocam. Meşhur Van Kulu Lügatı. Evet. Matbaanın ilk basılı kitabı. İlk matbu kitabı. Metifrika basının ilk matbu kitabı, ilk ürünü. Evet. Van Kulu Lügatı'dır. Çok önemli bir Arapça Türkçe lügat aslında ve çok kullanılan okullarda da, medreselerde okumayı, yazmayı bilen kişiler tarafından sürekli başvurdukları bir sözlüktür ve aslında bu sözlüğünün ilk baskısı olarak seçmesi çok mantıklı ve çok akılcı bir şey seçim. En çok satan kitabı oldu zaten, değil mi onun? Ve sonuçta en çok satan kitabı oldu. Bir yandan zaten en erken bastığı için daha uzun süre içinde, zaman içinde satıldı bu kitap. Dolayısıyla fazla sattı. İki ciltlik olan bu sözlükten 500 nüsha basıldı. Ve Müttefikinin ölümünde tek bir nüsha evinde bulundu. Demek ki neredeyse hepsi satıldı. Tirajın %100'ü satılmış oldu. Sayfa düzeni hakkında biraz konuşmak istiyorum hocam. Şimdi izleyicilerimiz renkli gördüğü zaman bunu matbaadan çıkan halinin bu olduğunu zannedebilirler. Bu aslında sadece siyah beyaz baskı yapılan bir tezgah. Bunun zaten örneklerini diğer kitaplarda göstereceğim. Yani şu gördüğünüz sayfa tezyinatı yapılmış. Yani renklendirilmiş, cetvellerin arasına işte altın varak çekilmiş falan. Böyle bir şey, versiyon. Çünkü el yazması görsel kültürüne mümkün olduğu kadar yaklaştırılmaya çalışmış. Evet. Bunu da zaten yaptırtan müteferrika değil de sanki kitabı satın alan kişinin yaptırdığı bir şey, zevkine göre yanılmıyorsam, değil mi hocam? Evet. Bir şey, iki ihtimal var. Birinci ihtimal müşterinin talebi üzerine matbaada bunun süslenmesi. Elle yaptı, renklendirme. Elle tabii ki evet. Süslenmesi söz konusu olabilir. Ya da müşteri kitabı aldıktan sonra başka bir tezkipçiye sipariş olarak vermiş olabilir. İstediği bir şekilde veya zevkine göre süslenmiş olabilir. Şimdi yukarıda bir serlevha var, değil mi hocam? Bu serlevha aslında serlevha nedir? Serlevha şey, süslemedir. Bir metnin başlığın üzerinde olan bir süsleme şeklidir. Genelde serlevha Farsça bir kelime. Yani üstte olan bir kablo, parça anlamına gelen bir kelime. Ve serlevha aslında şey benzetiliyor. Birçok kitaplarda serlevhanın şekli mesela camilerin giriş kapıları üstündeki olan o güzel süslemeleri çok benziyor. Ve bu neden yapılıyor? Serlevha zaten sadece Müslüman kitap geleneğinde değil, Hristiyan kitap geleneğinde de görünen bir unsur. Kitabın giriş ilk sayfasına konuluyor ki kitabın girişi andırıyor. Doğru. Peki hocam, bu şimdi üç tane figür var ana metnin dışında. En yukarıda serlevha, sonra kitabın başlığının olduğu sülüs hatla yazılmış bir bölümümüz var ve onun altında da besmeleyi görüyoruz, değil mi? Evet. Bunlar metin dışında tahta kalıp hazırlanarak mı basıldı? Evet. Anladım. Bunlar tahta yani kalıp. Çünkü alttaki olan sıralar dizgidir. Fakat besmele kısmı ve başlık kısmı kalıp olarak hazırlandı ve o şekilde basıldı. Evet, ayrı kalıpla basıldı. Cetvel de büyük ihtimalle sonradan, yani sayfanın kenarını kaplayan bordur
sonradan mı eklenmiş? Bazı baskılarda cetvel de var aslında. Ha. Bazı baskılarda cetvel, baskılar cetvelsiz ve sonradan elle yapılmış. Sayfanın en altında da tek bir kelime görüyoruz. Reddade deniyor buna. Reddade neye yarıyor hocam? Onu şey için, sayfaları dizisinde bir karışıklık olmasın diye bir sonraki sayfanın ilk sözcüğünü gösteren. Forma hesabı için aslında değil mi? Yani hani evet, doğru bulabilmek için. Gösteren bir şey. Şimdi harfleri Yona döktü dedik değil mi? Şöyle yakından bir bakmak istiyorum özellikle bu harfleri. Bu hat yazı karakteri nedir hocam? Hangi yazı karakteri? Bu nesihtir. Neden nesih kullanmayı tercih etti İbrahim Müteferrika? Niye talikle yazılmadı? Daha okunuşlu olduğundan dolayı belki. Göze daha iyi gelir, daha anlayışlı. El yazmaları da zaten o dönem bu yazı karakteriyle, bu hatla yazılıyordu değil okunur mi? Okunur diye. Daha basit aslında ve yine de estetik bakımından da yine güzel görünen bir yazı türüdür nesih. O yüzden o tercih edilmiş. Hocam Arapçanın zorluklarından bir tanesi Latin alfabesi gibi hani bizim taban çizgisi, baseline dediğimiz şeyin olmaması. Yani harfler bir yere oturmuyor, yukarı ve aşağıda hareket ediyor. Mesela Yona harfleri hazırlarken bunları gayet güzel becermiş. Yani işte Sat'la Ha'nın birbirine bağlanması, evet, biri yukarıda biri aşağıda başlıyor. Kef'le Mim'in yine tek bir yukarıdan aşağı inen hat olarak bağlanması. Göze gayet güzel görünüyor ama siz ne diyorsunuz? Gayet becerikli bir şekilde yapmış. Doğru. Şurada biraz daha yakından gösterelim bunu. Evet. Burada da hani bir karşılaştırma olsun diye 1733'te hazırlanan bir başka kitaptaki yazıyı görmesini istedim seyircilerimizin. Hani el yazmasına ne kadar yaklaşılabildiğini matbaa baskısında, tabii, değerlendirmek için aslında bu iyi bir örnek oldu bize. Buradaki sayfa düzeninin aynısını. Hatta şurada gördüğünüz hatime kısmı, yani bir metnin bitirme son kısmı. Sol sayfa genelde bu el yazmalarında bu şekilde üçgen şeklinde yapılıyor ve Müteferrika'da el yazmaları taklit ederek aynı şekli kendi matbu, evet, kitaplarına da vermiş. Aynı formu o da kullanmış. Bu mesela Van Kulu lügatının bir başka baskıdan alınmış bir örneği, bir fotoğrafı. Gördüğünüz gibi etrafında cetvel dediğimiz... Cetvel yok, süsleme yok. Süslemesi yok, rengi yok. Aslında matbaadan çıktığı hali bu. Baskının. Bu gene iç sayfalardan bir örneğimiz. Evet. Buradaki cetvel de hocam galiba sonradan çizilmiş. Baskı gibi durmuyor da hani çizgiler tam kavuşmuyor birbiriyle. Olabilir. Burada gene bir iç sayfa örneği görüyoruz. Evet. Peki burada ikinci kitabımıza geçiyoruz hocam. Tuhfetül Kibar, yani deniz seferlerine dair seçilen hediye. 1000 nüsa 3 kuruşluk bir fiyat görüyoruz. Bunun için neler söyleyebilirsiniz? Bu kitap aslında gene de şey bakımından çok önemli. Denizcilik işlerinde çalışanlar, hatta savaş denizciliği ile uğraşanlar için çok önemli bir kitap. Çünkü deniz seferlerini, deniz savaş seferlerini anlatan bir kitap. Ve ayrıca da bununla beraber birkaç harita da eklenmiş bu kitaba. Gördüğünüz gibi. Bu haritaların üretim tekniği nedir hocam? Deminki haritalarda gördüğümüz gibi çinko üzerine harflerle şekiller tek bir kalıba kazınıyor ve sonra el renklendiriliyor. Aynı bu şekilde, evet, tek bir kalıp olarak hazırlanmış, basılmış ve sonradan renklendirilmiş vaziyeti görüyorsunuz. Bundan 1000 nüsha basıyor. Çünkü neden?
ilk bastığı kitaba gördüğü ilgiden dolayı hevesleniyor Müteferrika ve daha fazla basıyor. Kitabın hacmi de daha küçük zaten. O yüzden de daha da ucuz. 3 kuruşa satılıyor zaten. Ve bayağı da iyi satıyor aslında bu kitap. Yani. Bir sürü harita var gene içinde bunların. Evet. Bunların herhalde artık ustası olduğu Çinko yani, üzerinde. Evet, bir de çok önemli bir taraf var. Müteferrika'nın matbaasında. Bastığı kitapların pratiği yani. Pratik bakımdan faydası çok önemli bu kitapların. Dolayısıyla haritanın da bu bakımdan burada var olması, bu tür kitaplara eklenmesi çok normal. Şeyi belirtmekte belki fayda var hocam, onu söylemedik başta ama matbaa kurma izni verilirken dini kitapların basılmaması şartıyla, yani seküler evet. konularda kitaplar, hani lügatlar, coğrafya ile ilgili vesaire. Aynen, evet. Bunu belirtmiş olalım. Bu hazırladığı başka bir harita. Burada Akdeniz haritasını görüyorum. Evet. Bu Akdeniz haritalar için havzasını gösteren harita. Efendim? Bu haritalar için örnek aldığı şeyler var mı? Terekesinden çıkan başka coğrafya kitapları, batıda basılmış. Tabii var, evet. Atlaslar var mesela. Bir sürü atlas var tereke defterinde. Bir Homan Atlası'nı çok sık kullandığını. Evet, yani harita koleksiyonları çok var. Evet, onlar çıkıyor. Bu gene dünya haritasını. Evet. Bu da gene ilk, yani haritacılıkta da matbu haritacılıkta bir ilk zaten, değil mi hocam? Çoğu şeyde olduğu gibi. Bunlar da tek kalıp şeklinde hazırlanıyor. Yani bu el yazması, farklı yönlere giden yazılar yanıltmasın. Onlar sonradan yazılmıyor. Kalıbın üzerine. Kalıbın üzerinde, evet, aynen. Renklendirmesi sonra yapılıyor. Peki hocam, şimdi bu tarihi seyyah, yani Afganların istilası 1729'da, aslında iki kitap basılıyor 1729'da. Bu demin gösterdiğimiz deniz seferlerine dair seçilen hediye bir. İkincisi de Afganların istilasını ve Safevi Şahları Devleti'nin temellerinin çökmesi nedenlerini anlatan Seyyah'ın Tarihi. Tarihi Seyyah diye kısaca biz biliriz. Ve bunun içinde de tabii İran memleketi haritası basılıyor. Demin gösterdiğimiz. Bu baskılar, evet, hakkında neler söylersiniz? Tarihi Siyah kitabı Cizvit misyoneri olan Polonyalı Judasz Tadeusz Krusiński tarafından Latince olarak yazılmış bir eser. Ondan sonra Osmanlıca'ya tercüme edilmiş. Tercümeyi Müteferrika mı yapıyor? İbrahim Müteferrika? O pek belli değil. Müteferrika kendi baskısında kendisi yaptığını söylüyor ama başka kişiler tarafından da tercüme edilmiş olması ihtimali çok büyük. Yani bu konuda biraz... Yazarın adını anmıyor ama, değil mi hocam burada? Anmıyor, evet. Telif eser gibi algılanıyor aslında biraz. Evet. Peki, gene aynı besmele kalıbını görüyoruz. Yukarıda başka bir hatla yazılmış. Talik gibi duruyor ama. Nestalik olarak. Evet. Ve sonradan renklendirilmiş. Bu tabii matbaadan çıktığı haliyle görünen sayfa. Burada boyut biraz küçülmüş. 15'e 23'e inmiş hocam. Nüsa artmış. 1200 nüsa şey yapmış. Şimdi 1730 Nisan'ında da 5 tane kitap basılıyor aslında bir yıl içinde. Evet. Bunların ilki Yeni Dünya diye adlandırılan Batı Hindistan tarihi. Yani Tarihül Hindül Garbi diye bilinen kısaca kitap. Şimdi bu kitabın özellikleri için neler söyleyebilirsiniz hocam? Bu giriş sayfası. Matbaacılık tarihi bakımından bu kitabın en önemli tarafı ilk resimli kitap olduğu. İlk basılı illüstrasyonun kullanıldığı kitap. İllüstrasyonlu kitap, evet.
Bir önceki kitaplarda gördüğümüz gibi haritalar vardı, şekiller vardı. Fakat illüstrasyon bakımından bu kitapta ilk 13 tane illüstrasyon görüyoruz. Batı... Hocam burada metinler hareketli huruf hatla basılıyor. Daha sonra tahta kalıpla mı bunlar hazırlanıyor? Ayrı bir tahta kalıpla mı basılıyor buraya? Büyük bir ihtimalle öyle gözüküyor, evet. Sonradan renklendirilmiş. Sonradan elle renklendirilmiş. Zaten elle renklendirilmiş. Çinko ya da bak yani o kadar detaylı değil. Daha şey... Daha basit. Ama daha evet basit duruyor. Büyük ihtimalle tahta baskı gibi görünüyor. Evet. Onun yanında gene tablolar. Ama tablolar var. Yine de çinko üzerine yapılan. Zaten yazı karakterinin değiştiği, yani karakterin ve puntonun değiştiği her yerde çinko üzerine kazındığı belli oluyor. Evet. Bu diğer illüstrasyonlar hocam. Evet. Yani sonradan renklendirilmesine rağmen tabii gene de kalitenin çok iyi olmadığı anlaşılıyor. Yani şeyden. Burası... Metnin aslı 16. yüzyıla ait aslında. İşte sonradan fazla ilave filan yapılmıyor aslında metnine. Olduğu gibi basılıyor. Ancak hatta bazı el yazmasında olan bazı illüstrasyonlar olduğu gibi bu versiyonda da yer almaktadır. Evet, bu örnekte mesela öyle. Şu sağ tarafta gördüğümüz el yazmasında kullanılan illüstrasyon. Solda gördüğümüzde onu örnek alarak tahta kalıba kazınan illüstrasyon. Burada peki hocam bunları tahta kalıpları hazırlayanların hani özellikle o dönem Almanya'da tahta kalıp o illüstrasyon tarzı çok gelişmişti. Osmanlı olmama ihtimali olabilir mi? Çünkü özellikle sol alt köşede duran insan figürlerine baktığımız zaman hani onların kıyafetleri, saç şekilleri... Batılı görünüyor. Evet, evet yani bir batılı bilerek onu hazırlamış gibi. Yani bir Osmanlı'nın hazırladığı sağ üst taraftaki. Orada bir şey yok, bir ayrım görünmüyor. Evet. Sanki bunların böyle bir Almanya'dan ya da ne bileyim Lehistan'dan birilerine hazırlattırıldığı gibi bir izlenim var bende ama. Tabii öyle bir şey olabilir fakat bunları kim yaptığı konusunda müspet bir bilgimiz yok maalesef. Bilgimiz yok, evet. Peki, kesin bir bilgimiz yok. Bu Amerika'da, yani Amerika'da keşfedilen bitkilerin, hayvanların vesaire. Evet, illüstrasyonlar bunu gösteriyor. İşte Batı Hindistan'da dedikleri ya da Amerika'da, Kuzey ve Güney Amerika'da görünen ve Avrupa'da Osmanlı topraklarında görünmeyen, bilinmeyen, dolayısıyla tuhaf gelen, Osmanlılara tuhaf gelen işte her çeşit bitki türleri veya hayvanlar veya kuşlar. Aslında bir gezi kitabı gibi bir şey olmuş değil mi? Keşif, coğrafi keşif kitabı gibi. Şimdi bu da Osmanlı'nın ufkunu genişletir bir şekilde yazılan bir eser. Ve tabii ki böyle görseller olunca çok daha etkili oluyor kitap. Tabii. Burada tuhaf hayvanlar vesaireler falan. Evet. Burada da bir örnek 1720'lerde bir tahta kalıpla hazırlanmış bir illüstrasyon. Hani tarzının ne kadar benzer olduğunu izleyicilerimizin görmesini istedim. Yani bu ihtimali de şimdilik kenara not edelim. Kesin bilgi yok. Değil yani değil. Teknik olarak aynı teknik kullanılmıştır herhalde. Doğru hocam. Bu gene dünya haritalarından özellikle Amerika'nı gösteren haritalardan bir tanesi. Gene farklı bir yazı karakteri sülüse dönmüş burada. Bakıra büyük ihtimalle kazınmış. Bu aslında bu haritaların bazıları Cihan Yuma'da da görüyoruz. Aynı şekilde kullanılmıştır. Evet, tekrarlanacak değil mi orada da? Tekrarlanacak bunlar. Peki hocam, gene aynı yıl yani 1730'da basılan ikinci kitap
Gürkan'la Timur tarihi. Tarihi Timur'u Gürkan. Şimdi burada özellikle şunu belirtmek istiyorum size söz vermeden önce. Demin başlangıçta bahsettiğiniz hani matbaadan çıkan hali ve tezginatlı hali kitabın neye benzediği. Sağ tarafta gördüğünüzü satın aldıktan sonra birisi kendisi renklendirtmiş. Kenarlarına cetveller çizilmiş, yukarıya serlevha konulmuş ve renklendirilmiş ayrıca. Sol tarafta gördüğünüzse aslında matbaadan çıkan hali. Yani matbaada basılıyor. Sizin gittiğiniz zaman, satın aldığınız zaman matbaada basılan kitap aslında bu. Sayfamız bu. Sonradan tezyinatla, serlevhayla falan filan renklendiriliyor. El yazması formuna yaklaşabilmesi ve okuma pratiğini devam ettirmesi anlamında. Bunun için ne dersiniz hocam? Gürkanlı Timur tarihi. Yani dediğiniz gibi bu bize ne gösteriyor? El yazmasından bu kitaba nasıl bir geçiş süreci yaşandığını gösteriyor. Aynı şekilde de 15. yüzyılda Avrupa'da matbaanın ortaya çıkışında da aynı süreç yaşanıyor. Hatta ilk basılan kitaplar inkunabel olarak tanımlanıyor. Çünkü bunların bunların şekli el yazmasına benzetiliyor. Bilerek matbaacılardan. Çünkü müşteri el yazmasına alıştığı için, alışık olduğu için görsel anlamda yine aynı ürün olarak aynı kitabı elinde tutmayı istiyor. Ama bu defa baskılı olunca, matbu olunca matbaadan kaynaklanan bazı eksikleri doldurmak için dolayısıyla aşmak için sonradan bu süslemeler yapmak zorunda kalıyorlar. Aynı süreç Osmanlı'da yaşandığını görüyoruz aslında bu örnekleriyle. Şey dersek yanlış mı olur hocam? Müteferrika'nın yaptığı aslında basılı el yazmaları desek. Evet. Değil mi? O da yani olabilir. El evet. Yazması estetiğinin matbaada basılması. Ya hareketli yani basılması. Mümkün olduğu mertebede baskı matbu bir kitap el yazmasını benzetmek zorunda. Doğru. Peki hocam. Gene Haziran 1730 aynı yıldayız. Üçüncü kitabımız. Mısır tarihi. Evet. Yeni Mısır tarihi, Eski Mısır tarihi diye bir kitabımız var. Burada da gene klasik el yazması sayfa düzenini kullandığını görüyoruz. Görebildiğim kadarıyla serlevha baskısı hala yok. Bunda kullanmamış. Kendisi elle çizilmiş. Tahta kalıp burada kullanılmamış. Aynen. En yukarıda gördüğümüz tarihle başlayan yazıda ayrı bir kalıp, büyük ihtimalle çinko bir kalıpla, aşağıdaki besmele ayrı bir kalıpla hazırlanmış ve matbu metin hareketli aşağıdaki bölüm basıldıktan sonra üzerine ayrıca basılmış diye tahmin ediyoruz, değil mi? Aynen. Peki, hatta hocam. Gördüğünüz gibi serlevhaların şekilleri de farklı. Elle yapıldığından dolayı evet. Değişik örneklerde değişik serlevhalar görüyorsun. Mesela müteferrika serlevhayı tahta baskıyla bastığı zaman onu renklendirenler yani araları renklendiriyor. Evet kutucukları renklendiriyorlar ama evet, şekil evet. Olarak aynı kalıyor zaten. Aynı ama burada galiba serlevhasız bastığı için tamamen sıfırdan sıfırdan evet beyaz üzerine yani yapılıyor ve farklı oluyor. Doğru. Şimdi gene aynı yıl Halifelerin Gül Bahçesi, Gülşen-i Hulefa. Evet. Burada da gördüğüm kadarıyla demin konuştuğumuz aynı şey var. Aynı şey var, evet. Aslında burada matbaada basılan, yukarıda gülşenle başlayan kelime, besmele ve aşağıda hareketli hurufatla basılan metin. Onun tabii. Dışında sonradan. Sonradan yapılan süslemeler ve serlevha. Yine gördüğünüz gibi farklı bir serlevha. Yapılmış daha süslü, daha görkemli bir şekilde.
Hocam şimdi Yona'nın döktüğü harfler kaç punto? Söylediklerine göre 16, 18. Arası bir büyüklükte punto. Dökülmüş. Peki, ha bu da ilginç bir örnek. Bunu da şunun için koydum. Müteferrika baskısı kitaplardan basıldıktan sonra oradan kopyalanan, istinsah edilen el yazmaları var. Var, evet. Bu da onlardan bir tanesi. Yani müteferrika basılı kitaba bakarak elle kopyalanan bir başka kitaptan bahsediyoruz. Tabii bu burada çok normal bir şey, süreç. Hatta Avrupa'da da aynı şekilde bu kitaplardan el yazması olarak istinsah edilen kopyalar var. Aynı şey Osmanlı'da yaşanmış. Müteferrika matbu kitaplarından el yazması olarak kopyalanan, istinsak edilen nüshalar var. Bu da ilginç hocam. O da ilginç yani. Ha, şimdi burada da şunun için bu görseli koydum. Sağ tarafta gördüğümüz çift sayfa matbaadan basılı olarak çıkan. Yani hiçbir tezyinat kullanılmayan. Normal şekilde çıkan bir. Normal şekilde sizin matbaadan satın aldığınız hali sayfanın. Sol tarafta gördüğünüz de daha sonra bunu sahibinin ya da İbrahim Müteferrika'nın sipariş üzerine, hani batıda denir ya print on demand diye. Evet. Aslında bu çok erken bir örneği hocam. Kitabı nasıl istiyorsanız öyle satın alıyorsunuz bir anlamda. O şekilde böyle, evet. O şekilde. Bu çünkü onu bahsetmedik ama bu arada söyleyebiliriz ki hatta müşteri ya ciltli olarak satın alabilir bir kitabı ya da ciltsiz olarak alabilir. Onu bir detaylı konuşalım hocam. Şimdi ben şimdi biraz basitleştirerek soracağım. Müteferrika matbaasından bir kitap almak istiyorum. Şimdi birincisi matbaanın yeri neredeydi? Matbaanın yeri Müteferrika'nın oturduğu evdi. Müteferrika'nın oturduğu ev ise Tereke defterinde kayıtlıdır. Çünkü Tereke defterinde bulunduğu evin yeri zaten gösteriliyor. Sultan Selim semtinde Şuca Mismari veya Mismarcı Şuca, Şucaeddin mescidi var. Hatta yerinde hala duruyor bu mescid. Onun etrafındaki bölgede bulunan evde oturuyordu Müteferrika ve aynı evde de zemin katında matbaası bulunuyor. Oradaydı matbaa tezgahları. Müteferrika'nın ayrı bir satış ofisi yoktu. Kitapları aynen oradan mı satılıyordu tekrardan basılıp? Bilindiği üzere orada satılıyordu, yerinden satın alınıyordu veya sipariş üzerine belki müteferrika veya elemanlarından biri üst seviyeli devlet adamlarına belki evlerine götürüyorlar. Onu tam peki olarak hocam, bilemiyoruz. Tophane'deki ama ayrı bir kitap dükkanı veya kitapçı yok tabii. Tamam. Peki ben Tophane'deki evine gittim, matbaaya. Diyelim ki Gülşen'i Hulefa'yı satın almak istiyorum. Şimdi satın alırken bu hazırlanmış, ciltlenmiş bir halde bekliyor mu beni dükkanda? Yoksa ayrı ayrı açık bir şekilde, ciltsiz bir şekilde satın alabiliyor muyum? Hem ciltli olarak nüshalar vardı bir kitaptan hem de ciltsiz olarak. Hatta ciltli olanları daha yüksek bir fiyat vardı. O zaten fiyat konusunda sultandan yeni ferman gerektiriyordu. Ferman usulüyle fiyat biçiliyordu. Ciltlenmiş olan nüshalar için daha yüksek bir fiyat vardı. Ciltlenmemiş olan metinler için, kitaplar için daha düşük bir fiyat. Yani müşterinin sosyal statüsüne göre farklı imkanlar sağlanıyordu. Daha düşük fiyatta kitaplar ve daha yüksek fiyatta kitap. Galiba bu Van Kulu Lügatı'nda yapılmıştı hocam. Öğrenciler satın alsın diye ciltsiz olarak istiyor. Evet, onlar için daha düşük fiyatta kitap. Ama isteyenler için ciltli fiyatı da budur diye evet. Bir şey vardı. Ama tabii mesela
Efendim. Mesela bereke defterinde kitapların halini de kaydedilmiş. Mesela şöyle denmiş: şu kitaptan ciltli olanların sayısı bu kadardır. Ciltsiz olmayan kitap nüshaların sayısı bu kadardır. Demek ki hatta orada şöyle denmiş: dikilmiş olanlar ve dikilmemiş olanlar nüshalar. Ayrı ayrı kayıt edilmiş. Dolayısıyla biz orada ciltli olarak da satıldığını varsayabiliriz. Dolayısıyla farklı halinde görüyoruz aynı baskıdan nüshaları. Bazıları, bir kısmı ciltlenmiş, bir kısmı ciltlenmemiş vaziyette olduğunu görüyoruz. Tamam hocam. Gene Gülşen-i Hulefa'dan bir demin bahsettiğimiz bitiş sayfası. Hani şu üçgen, sol tarafta üçgen biten sayfa. O formu, el yazmalarındaki formu kullanmaya... Zaten kullandıkları örnek el yazmasıydı. El yazmasında olduğu gibi aynı şekilde dizmişler baskı için. Peki gelelim en ilginç kitaplardan bir tanesine. Gramer Türk, yani Türk grameri ya da Türkçeyi öğrenmenin kısa ve kolay yolu. 1730'da basılan 5. ve son kitap, aynı yıl içinde basılan. Evet. Bunun enteresan tarafı, bugüne kadar Arap hurufatı kullanan İbrahim Müteferrika ilk kez ve son kez olacak Latin alfabesiyle baskı yapmış. Tek kez yani. Bir kez. Şimdi bir kez, evet. Arap harflerini Yona'nın döktüğünü biliyoruz. Büyük ihtimalle de bir şey vardı. Fransız Fourmont. Michel Fourmont'un mektubundan bildiğimiz kadarıyla İbrahim Müteferrika'nın matbaasını İstanbul'da ziyaret ettiğinde Yona'yı gördüğünü ve Yona'nın hem hakkak, yani harflerin dökümcüsü, hem de mürettip olarak çalıştığını matbaada söylüyor. Yani tabii Yona'nın 3 tane oğlu var aynı işi yapan. Hani oğullarıyla beraber mürettiplik işini yaptığı varsayılabilir. Peki şimdi Gramer Türk'te hocam Latin alfabesi kullanıyor. Buradaki harfleri nereden, hurufatı nereden temin ediyor? Kesin bir bilgimiz yok aslında. Dışarıdan mı getirirdi? Fransa'dan mesela veya İstanbul'dan mı bunlar yapıldı? Bilinmiyor aslında. Fakat kitap Kolderman, Jean-Baptiste Kolderman'ın talebi üzerine yapılıyor. Kolderman zaten kendisi bu kitabı yazıyor. Çünkü Paris'te bir okul var, dil olanları için yapılan, yani Türkçe öğrenen veya işte Doğu dillerini öğrenen, Arapça, Osmanlıca, Farsça gibi dillerini öğrenen öğrenciler için bu gramer de bastırılıyor. Ve daha çok Müteferrika bunu talep üzerine, yani sipariş üzerine basıyor bu kitabı aslında. Ve herhalde Fransa'dan getirilen harflerle de, hurufatla da bastırmış olabilir. Büyük ihtimalle Fransa'dan. Çünkü galiba Fransız elçiliğinle bir yazışma mı oluyor? Fransa'dan tabii, harfleri tabii gönderin vesaire diye. Bu bir detay. Serifli karakterli baskın. Ve gördüğünüz gibi diğer baskılardan farklı olarak bir baş sayfası söz konusu burada. Çünkü Avrupa tarzında yapılan bir kitap. O dönemde artık Avrupa'da basılan kitapların baş sayfası var. Görsel kapak, olarak da. Kapak evet. Sayfası evet. Var. Bu sayfada da yer alan kitabın ismi, başlığı ve yazarı ve basım yeri ve basım tarihi yer almaktadır. Kolofon bilgileri yani. Peki hocam, bu sayfada enteresan bir şey var. Hani sizle de konuşurken biraz değindik. Şimdi burada yani hem Arap harfleri hem de Latin harfleri bir kalıba, bakır bir kalıba elle yazılmış gibi. Yani ben önce şey zannettim. Latin harfleri dizildi, basıldı tablolarla beraber.
Sonra Arap harfleri elle yazıldı. Çünkü birbirini tutmuyor harfler. Mesela kefler farklı, kaf mesela farklı. Bu nasıl çünkü basılı? Çünkü zaten değişik yazım tarzlarına göre verilmiş. Sülüs, nesih, talik, divan, kırma bilmem ne olarak. O yüzden farklı. Bunlar bence kalıp olarak hazırlanmıştır. Gene bakıra oyulmuştur. Bakıra oyulmuş. Çünkü zaten Latin yazıları da yine olarak gözüküyor. El yazmasının olarak. Evet evet. Bu çok ilginç. Yani kitabın başı ve herhalde başlangıç açılış metinleri serifli bir karakterle dizilmiş. Daha sonra bakır kalıplarla devam edilmiş çalışılmaya. Çünkü burada söz konusu tablo. Tablo olunca veya haritalarda gördüğümüz gibi haritalarda yer alan metinler de aynı şekilde yapılmış. Dolayısıyla teknik açısından daha kolay bir tablo hazırlanırken kalıp olarak hazırlanması daha kolay. Doğru hocam. Peki 1730 Aralık'da Patrona Halil isyanı meşhur. Bu isyan 3. Ahmet ve Sadrazam İbrahim Paşa dönemini sona erdiriyor. Evet. Peki matbaayı nasıl etkiliyor bu? Aslında matbaayı az çok etkiliyor tabii ki ama hemen etkilemiyor. Çünkü isyan Eylül'de patlak veriyor 1730'da. Fakat aynı dönemde de Müttefika matbaasında bu Osmanlıca grameri basılıyor. Ta Kasım'ın sonuna kadar. Dolayısıyla az çok matbaa faaliyette bulunmaktadır. Fakat bu baskıdan sonra 2 yıl bir aralık söz konusudur. Dolayısıyla belki o dönemde biraz böyle karmaşa yaşandığı bir dönemde matbaanın da faaliyeti etkilenmiş olabilir az çok. Olumsuz şekilde. Hatta evet. bazı batılı kaynaklarına göre ki iddia ediyorlar matbaada çalışanlar Almanmış. O isyanın esnasında matbaayı terk etmişler ve Almanya'ya dönmüşler. Böyle bir şey yaşanmış olabilir aslında. Kesin olarak bir bilgi yok bununla ilgili. Ama kesin olarak bir bilgimiz yok. Yani sadece bir takdir, bir varsayım. Peki 1731'de 1. Mahmut tahta çıktı dediniz. Bir sonraki yıl yani 1732'de İbrahim Müteferrika Matbaası'nın 9. kitabı olan Milletlerin Düzeni Hakkında Makul Düşünceler Nizamül Ümem basılır. Bu kitap hakkında neler söylersiniz hocam? Aslında metin olarak bu kitap Patronay isyanın, Halil isyanından esinlenerek yazılan bir kitap. Müteferrika kendisi bunu yazıyor. İçinde diyor ki teklif ediyor Osmanlı devlet adamlarına yeni reformlar yapılsın, değişmeler yapılsın. Çünkü bundan sonraki gelişmeler bakımından reformların bir an evvel yapılması, hayata geçirilmesi çok önemli olduğunu vurguluyor. Kitapta yer alan çok ilginç bir kısım var coğrafya ile ilgili. Coğrafyanın önemini anlatıyor devlet adamları için, devlet idaresi için ve hatta burada yine coğrafyanın sadece teorik olarak öğrenmesinin yanında aynı zamanda haritanın yapımı da çok önemli olduğunu söylüyor Müteferrika. Burada başka bir grafik anlamında yeni bir gelişme görüyoruz Müteferrika'nın bu kitaplarında. İlk olarak matbu serlefka karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi sağdaki sayfada. Sağ üstte. Sağ üstte, evet. Buraya kadar sizinle
konuştuğumuz gibi bu serlefkalar elle yapılıyordu. Ama burada artık bir ilik olarak mütefrika bir madbu, kalıp olarak bir madbu serlefka koymuştur. Ki ilginç bir gelişme aslında. Evet, bu matbaadan çıktığı hali zaten. Üstte matbaa görüyoruz. Serlendirilmiş halleri de zaten başlıklarda görülebilir. Besmele bir harekeler var, başlıkta hareke. Yani hani ana metnin dışındaki her şey ayrı bir kalıp olarak. Ayrı bir kalıp olarak evet. Basılıyor. Basılıyor, doğru. 1700... Aynı, evet, aynı şekilde yine böyle madbu bir serlefka bir sonraki baskıda da görüyoruz. Evet, aynısını değil mi hocam? Usulun yararlarını anlatan bir metin yine Mütefrika'nın bir tercüme eseridir. Bir de şey, bir de bu bakımdan da önemli bir önceki olan eser. İlk defa bir hayatta olan bir kişinin Osmanlı topraklarında basılan kitabıdır sonuçta. Doğru. Bu füyüzat-ı mıknatısiyede ilginç bir detay var hocam, fark ettiğim. Besmele yok mesela burada. Sadece başlık var, besmele kalıbı çıkartılmış. Ve serlevha değişmiş galiba. Farklı yok, bir aynı. Serlevha, evet evet değişmiş, farklı bir farklı. Serlevha. Evet. Doğru, doğru hocam. Besmele'yi kaldırmış. Bu füyüzat-ı mıknatısiyede gene bir şekil sayfası. Şekil sayfası. Çizimler. Altta kullanılan yazı karakteri sülüse benziyor ama bu da galiba ayrı bir şey olarak hazırlandı. Ya da aynı bakır kalıba mı kazınmış? Bu aynı bakır kalıba evet. Kazınmış. Tek parça olarak basıldı. Ve en önemli kitaba gelelim hocam. Temmuz 1732'de Cihannüma basılıyor. Yani bizim Dünya Atlası olarak bildiğimiz kitap basılıyor. Şimdi bu kitap hakkında bunun önemi nedir özellikle? Bunu bir önce konuşalım ve bu kitap hakkında neler söyleyebilirsiniz bize? Şimdi dediğim gibi zaten kitaplarından, Mütefrika'nın bastığı kitaplarından çoğu tarih ve coğrafya kitaplarıydı ve dolayısıyla Cihannüma kitabı bakımdan önem taşıyor. Dediğim gibi Usulü Hikem'de belirttiği gibi Mütefrika, coğrafyanın önemi çok önemli. Devlet idaresi için, devlet işleri için. Dolayısıyla Katip Çelebi'nin bu güzel eserinin basılması da çok normal ve doğaldır. Fakat burada sadece Cihannüma'nın metninin dışında Mütefrika'nın eklediği metinler de var, ilaveler de var. Mütefrika kendisi bazı sayfalar, kendisi yazdığı sayfaları ilave ediyor. Aynı zamanda da Dimashkin'in de bir tercümesini ilave ediyor. Ve hatta Fikret Sarıcıoğlu'nun dediği gibi 698 sayfadan oluşan bu baskının 325 sayfası Katip Çelebi'ye ait değildir. Yani neredeyse yarısı Katip Çelebi'ye ait, yarısı başka yazarlara ait metin olarak. Bu da bize ne gösteriyor? Mütefrika basit ve sıradan bir matbaacı değil. Aynı zamanda düzeltmeler yapan, ilaveler yapan, hatta bazı metinlerin orijinal başlıklarını değiştirip yeni bir başlık veren kişiydi. Yani tam anlamda bir yayıncı olarak karşımıza çekiyor. Sadece bir matbaacı değil, bir yayıncı zihniyetiyle karşımıza çekiyor. Kendisi de bir tür hani pozitif bilimlerle ilgilendiği için aslında. Evet. Bir yayın yönetmeni, editör gibi de aynı zamanda. Sadece matbaacı değil. Editör olarak evet.
Bu gene orada kullanılan şekiller. Bir saniye. Yine haritalar, demin bahsettiğimiz teknikle hazır. Evet, Cihanyuman'ın baskısında 40 kadar harita var. Şekil ve harita var. Az önce bahsetmiştik, bunların bazıları Ermeni asıllı Magardiç Galatavi yapıyor. Galatavi bize şunu gösteriyor ki Galata'da oturan Magardiç isminde Magardiç, evet. Usta olarak. Hı hı. Ermeni asıllı herhalde de belki de büyük bir ihtimalle Ermeni matbaasında çalışan biriydi. Bazı haritalar ve şekiller Ahmet El Kırmi tarafından yapılmış. Yani Kırım'dan gelen Ahmet isminde bir Müslüman usta. Ve daha az sayıda bazı haritalar ve şekiller İbrahim Tifrik'i kendisi yapmıştır. İbrahim coğrafi olarak kendini tanımlıyor. Öyle bir imza atıyor. Ya da İbrahim Topkhaneli olarak yine karşımıza çıkmaktadır. Bazı haritalar ise anonim, yani imzasız olarak basılmış. Buradaki şekiller ve yazılar gene tek kalıp üzerine hazırlanıyor. Basıldıktan sonra renklendiriliyor elle, değil mi? Aynı şey. Aynen. Aynen. Ve Teleki defterinde 500 nüshadan satılamayan 244 nüsha gözüküyor. Yani yarısı satılmış, yarısı satılmamış. Bunun fiyatı da bayağı pahalı zaten diğerleri. Fiyatı da pahalı tabii ki. Hatta şey de var, bazı kaynaklara göre eğer renklendirilmişse haritalar fiyatı daha yüksek. Renklendirilmemiş olan haritalı nüshanın fiyatı daha düşük mesela. Peki o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Ben matbaaya gittiğim zaman istersen buna İbrahim Müteferrika'dan alırken bunu renklendir, 20 evet. kuruş daha fazla vereyim. Aynen. Eğer ciltletirsen 5 kuruş daha fazla veririm gibi bir teknik şeyimiz de var, seçeneklerimiz oluyor, öyle mi? Aynen öyle. Evet. Sipariş üzerine renklendirilmiş halini satın alabilirsiniz ya da normal siyah beyaz halini alabilirsiniz. Hatta çünkü çok kütüphanelerde muhafaza edilen nüshalar var. Bazı nüshaların nüshalarda bulunan haritaların sayısı bile daha az 40'tan. Yani normalde 40 harita olacağından daha az harita var. Ama tabii ki bunlar ciltler dikinirken mi eksik olarak konuldu yoksa sonradan mı müşteri tarafından koparıldı. O da ayrı bir. Peki hocam, bir şey konuşmak istiyorum sizinle. Kağıt meselesi. Şimdi bu yine 1930'larda Selim Nüset ya da Ersoy, Osman Ersoy tarafından, hatırlamıyorum ama kağıtların Fransa'dan getirildiğine dair. Çünkü bir Osman Ersoy. Kağıtlarda bir watermark, yani onun tam şeyini hatırlamıyorum ama. Filigran'ın Fransa'dan geldiğini tespit etmişlerdi. O tespit ediyor, evet. Yani çoğunlukla Fransa'dan getirilen kağıt üzerine bunlar basılmış. Filigran'dan hareketle bunu tespit ediyor. Başka bir yerden temin edilme durumu olmamış değil mi? Kayıtlarda en azından öyle bir durum. Kayıtlarda yok. Filigran'dan da başka bir ülke çekmiyor. Herhalde tamamen Fransa'dan sağlanan kağıt üzerine. Kağıtlarda. Peki hocam, Tereke defterinde kağıt bulunuyor mu top halinde? Yani baskıda kullanıldığı ama daha henüz kullanmadığı kağıtlar var mı? Tereke'de var, evet. Tamam. Tereke'de kayıtlı olan birkaç top kağıt var. Ama bunlar acaba Fransa malı mıdır yoksa Yalova'da o dönemde kurulmuş olan 40'lı yıllarda kurulmuş ve faaliyette bulunan kağıthanede mi
imal edilmiş. Sadece takminde bulunabiliyoruz. Anladım. Yani o zaman çok büyük ihtimalle en büyük masraf kapısı kağıttır diyebiliriz. Belki de kitapların pahalı olmasının sebebi de biraz kağıttan kaynaklanıyor olabilir hocam. Olabilir, evet. Tam olarak tespit edemiyoruz bunu ama yine de şeyden bazı telkilerde mesela veya başka kaynaklarda mesela sarayda kullanılan bürokrasi tarafından kullanılan kağıtların fiyatları mevcut. O fiyatlar hareketle az çok baskıda kağıdın masrafı ne kadar olduğunu tespit edilebilir. El yazmalarıyla kıyasladığımız zaman fiyat farkı ne kadar? Bayağı büyük bir fark var. Çünkü mesela Van Kolonyası'nın el yazması 200-300 kuruş, o dönemdeki kullanılan para birimi kuruş olabilirdi. Ama matbu versiyonun fiyatı çok daha düşüktü. 40 kuruş mesela. O civarda. Vesilet-ü Tıbba'da söylediği şey aslında gerçek olmuş değil mi? Daha o ucuz. Gerçek olmuş, evet. Evet. Burada sağ üst köşede bir kalp şeklinde bir illüstrasyon, bir kalıp görüyorum ama bunu ilk kez görüyorum haritalarında. Daha önce bir yerde kullandım hatırlamıyorum. Bu da herhalde tahta baskı gibi geliyor değil mi hocam? Sonradan renklendirme. Tabii tabii. O daha çok şey tarzında, Avrupa tarzında, barok tarzında yapılan bir şey. Evet. Hazır kalıplar vardır orada da alırsınız o çinko şeyle. Büyük bir ihtimalle evet. Evet olabilir. Gemi illüstrasyonları herhalde o da. Onlar da tabii ki batılı haritalarda esinlenerek yapılmış. Gene bu çok sık kullanılan pusula. Pusula şekli. Şeklimiz var. Evet, şimdi 1733 takvimi tevarih, yani tarihler takvimine. Yine Katip Çelebi'nin yazdığı bir eserdir. Aslında şey, Rahim Tefrika'nın en sevdiği şey müellif Katip Çelebi. Katip Çelebi'nin birçok eserini basmıştır aslında. Bunlardan biri de tarihler takvimi. Bunun enteresan şey tarafı metnin Farsça olması aslında. Ha, Türkçe çünkü değil. bütün diğer kitapların dili Osmanlıca. Fakat bunun zaten orijinalin ismi orijinalin dili zaten Farsça olduğundan ama bu kitabın dili de Farsça. Bu ilginç bir detay. Sol tarafta kitabın matbaada basılmış, çıkmış halini görüyoruz. Evet, gene matbu şey görüyoruz, serlevha görüyoruz. Serlevha, kitap başlığı, aslında besmele var altında ve besmelenin formu değişti. Şimdi onu göreceğiz zaten. Sağ tarafta da işte bir renklendirilmiş, tezyinat. Renklendirilmiş bir halini görüyoruz. Şimdi en üstte bugüne kadar ya takvim-i tevarihe kadar kullanılan besmele formunu görüyoruz. Bu kitapla beraber alttaki besmele yani kalıp değişiyor. Kalıp değişiyor. Biraz daha böyle sülüs ve bol harekeli, daha süslü ve daha estetik görünen bir yazı karakterine geçiliyor. Gene iç sayfa örnekleri görüldüğü gibi. Renksiz. Burada şey de görebilirsiniz. Şimdi yine de el yazmasına benzeyen başka bir unsur var bu baskılar, ilk baskılarda. Der kenar dediğimiz yan taraftaki beyaz şey, alan, boş alan. Evet. Gördüğünüz gibi solda ve sağda üst ve alttaki boş alan daha geniş. Dikilmiş kısmındaki şey alan daha dar duruyor. Aynı şekilde de el yazmalarında bu şekilde yazılıyor bunlar. Neden? Çünkü el yazmalarında iyi bilindiği gibi bu boş alanlarda not tutuluyor bazen. Biliyorsunuz der kenar atılıyor.
Bu arada da aynı şekilde bu formül takip edilmiştir. Yani bu bakımdan da ilk matbu kitaplar el yazmasına benziyorlar. Sayfa düzeni el yazmasını taklit ediyor aslında, değil mi? Taklit ediyor, evet. Peki, Ekim 1733'te Tarihi Naima iki cilt olarak basılıyor. Bu nasıl bir kitap hocam? Ne üzerine bu kitap? 13. kitabımız bu. Bu işte Osmanlı'da en önemli tarih bakımından olayları anlatan bir kitaptır. Naima 17. yüzyılda vakanüvislik yapan bir tarihçi, yani sarayda resmi bir tarihçi olarak çalışıyor ve olup bitenleri kayda geçirip bir tarih yazıyor. Bu tarih işte bu tarih metni Müttefika tarafından basılıyor. Ve sonradan da bu metnin zeyilleri de var, ilaveleri de var. Onlar da basılıyor Müttefika basında. Bu baskıdan çıktığı hali. Evet. Konuştuğumuz, şu renklendirilmiş tezyinatı vesairesi yapılmış halini görüyorsunuz. Aslında matbaadan bizim satın aldığımız ya da insanların satın aldığı hali bu. Bunu da özellikle. Evet, tereki defterinde şeyler de var. Dediğim gibi satılmayan nüshaların sayısı da gösterilmiş. Mesela dedik ki Cihan Yuma'dan 500 nüshadan yarısını satabilmiş. Ama Naima tarihinin 5/4'ü satmıştır yani. Çok az. 500 nüskadan 112 nüska satılmamıştır. Bu da en çok satılan. Yani bu baskı daha başarılı. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi hocam 1734'ten sonraki 7 yıl boyunca bir kitap basılmıyor. Çünkü İbrahim Müteferrika çeşitli devlet görevleri üstleniyor. Evet. İşte farklı farklı ülkelere gidiyor ve herhangi bir şey basılamıyor. Dönüşte 1741'de, yani 7 yıl sonra Tarihi Raşid Efendi basılıyor. Naim'in tarihinin bir zeyli olarak, ilavesi olarak bu tarih basılıyor. Burada gene değişmiş gördüğüm kadarıyla. Serlevha kullanımı ve aşağıdaki besmele. Değil mi? Bakalım onun. Evet, şekli değişmiş. Şekli değişti. Şimdi bu üçüncü besmele kalıbımız. İlki en üstteydi. İkincisi daha önceki kitaplarda, 2-3 kitapta kullanılan kalıbımız. Ve üçüncüsü de ve daha artık estetik, daha güzel bir hale bürünmüş olan besmele kalıbımızda Tarihi Raşid Efendi'de kullanılmaya başlıyor. Evet, aslında bu bize şey gösteriyor. Bu şekilde baktığımızda ustalığın gelişmesini gösteriyor aslında. Giderek daha basit şekilden daha güzel, daha estetik görünen. Estetik şekilde. Tabii. Bir en üsttekine bakın hocam. Besmele yazısına. Bir de şimdi en alttaki sülüse döndüğü zamanki o kıvrımlara. Evet, o daha zarif bir şekil artık karşımıza çekiyor. Şubat 1741 Tarihi Çelebizade Efendi. Evet. Bu da bu üç tarih kitaplarından üçüncüsü aslında. Naima'nın, Raşid Efendi'nin ve en sonda yine Zeyl ilave olarak Çelebizade'nin yazdığı tarih metni. Burada zannedersem aynı matbu, serlefka ve kalıplar kullanılmış. Evet hocam. Besmele kısmında mesela yine aynı. Sağ taraftaki el yazmasına benzesin diye renklendirilmiş. Tabii. Süslendirilmiş. Süslenmiş. Ama matbaada basılan hali aslında sol taraftaki. Bizim gördüğümüz hali. Evet. Gene aynı yıl Ahvali Gazavat, yani Bosna diyarındaki gazaların durumu diye küçük boyda bir kitap daha basılıyor hocam.
Bunun gene basılı ve süslenmiş halini yan yana koyuyoruz örnek olması için. Burada Ahval-i Gazavat'taki form, besmele formu gene değişiyor. Bu sefer daha farklı bir yapıya gidilmiş. İşte sim harfinin uzatılması, mime uzatılmış. Daha böyle bir farklı bir format denenmiş. İç sayfalardan örneklerimiz bunlar. Evet, son kitabımıza geldik hocam. Ekim 1742 Fehrengi Şuuri, yani Farsça lisan. Gene bir lügatla, sözlükle, Vankulu'yla başladık. Vankulu'yla başlıyor. Başka bir sözlükle. Başka bir sözlükle bitiyor matbaanın. Bunun hakkında neler söylersiniz? Faaliyeti. Yine de çok önemli bir sözlük. Bayağı hacimli bir sözlük aslında. Ve çok kullanılan, çok popüler bir sözlük. Bunun aslında çoğaltılması sadece matbaanın sağladığı imkanlarıyla olabilir. Çünkü bunun elle istinsak edilmesi çok zahmet ettirici, çok büyük emek verilmesi gerekiyor. Ve çok zaman tabii ki alabilir. Bir sürü hata yapılabilir. Bir sürü hata yapılabilir tabii. Dolayısıyla bunun basması da çok önemli bir iş. Yine tahminim, çünkü son baskılarının basma adetinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama diğer tirajlardan hareketle 500 nüsha basıldığını tahmin ediliyor. Bundan da çok fazla aslında satamamış. Çünkü çok daha kısa bir süre içinde bunun satışı yapılmıştır. Çünkü ölümüne kadar 5 yıl içinde satılmış bu kitap. Dolayısıyla evinde fazla nüsha satılmamış, nüsha bulunmuş. En az satılan kitabı aslında, en son bastığı kitabı diyebilir miyiz hocam? Nasıl? En az satılan kitabı, en son bastığı kitabı mı o zaman? Evet, çok normal yani. Çünkü kitap satışında zamanın önemi çok, zaman çok önemli. Yani ne kadar uzun süre satılacağı önemli. Doğru. Burada da gene bitiş sayfasını görüyoruz. Sizin bahsettiğiniz el yazması geleneğinin devamı. Evet. Peki bu İbrahim Müteferrika'nın bastığı son kitaptı hocam, değil mi? 1742'deki Fehrengi Şuuri. Evet. Şimdi 44'te bir faaliyetini daha görüyoruz. Yalova'da kağıt üretimhanesi kurmaya çabalıyor. Şimdi evet. Büyük ihtimalle Fransa'dan gelen kağıtların masrafı yüzünden herhalde şey yapamıyor. Yani orada bir rahatsızlığı var ki asıl ham maddenin Türk, yani Osmanlı İmparatorluğu'nda üretilmesi gerektiğini düşünüyor yanılmıyorsam. Ve 1744'te Yalova kağıt üretimhanesini kuruyor. Yandaki belgede bunun için yapılmış bir başvuru belgesi. Evet, bir dilekçe yazıyor. Dilekçe yazıyor. Bu süreç nasıl ilerliyor hocam? Ondan sonra izin veriliyor. Kendisi kağıthanenin şey oluyor, emini oluyor, yani müdürü oluyor. Ve Polonya'dan 3 kişi, bu konuda tecrübeli olan kişi, usta getiriliyor. Bunlara maaş ödeniyor devlet hazinesinden. Yani bu fabrika... Lehistan'dan mı geliyor hocam bu? Bunlar Lehistan'dan geliyor. Bunlar getirtiliyor ama şöyle, ilk önce bunlar kağıt üretecek fakat aynı zamanda yerli eleman da hazırlayacaklar. Böyle bir şartla getirtilmiş. Demek ki bunun kağıthanenin kuruluşunda daha uzun vadeli bir girişim olduğu öngörülmüş. Ama fazla aslında faaliyet gösterememiş. Ne kadar? 10-15 yıl açık kaldı. 10-15 yıl faaliyetteymiş.
Devamlılığı olmamış anladığımız kadarıyla. Devamı olmamış. Anladım. Herhalde çok masraflı ve fazla şey, hesaplı değildi üretim. Peki hocam, Şubat 1747'de de İbrahim Müteferrika ölüyor. Şimdi daha önce 1745'te öldü diye literatürde genel bir bilgi vardı. Daha sonra siz 1747'de olduğunu tereke defteri vasıtasıyla aslında evet, şey yaptınız, kanıtladınız. 1745 sanılmasının sebebi neydi? O şeyden aslında 1747 senesi rakamla yine de şey mezar taşı üzerinde yazılı. Ama bir de şey var, metin de var. Metnin çünkü öyle bir gelenek vardı. Bazı tarihler düşürülüyordu metin olarak, şiir olarak. Çünkü harflerin de sayısal şeyi vardı o Arapçada. Evet, ebced hesabı vardı. Dolayısıyla o ebced hesabı hesaplanırken o mezar taşının üzerinde yazdığı metninden hareketle 1745 ortaya çıkıyordu. Ama rakam olarak 1747 diye yazıyor. Tereke defterinde de zaten Nisan ayında hazırlanmış 1747'de tereke defteri. Fakat başka kaynakların ışığında da kesin olarak tespit edilmiştir. Yani 1747 yılı Müteferrika'nın vefat ettiği yıldır sonuçta. Kesin olarak o tarihte ölmüştür. Peki hocam, şöyle bir şey koydum. Daha önce size yolladığım. Evet. Hani bütün bilgileri aşağı yukarı bir araya toplamaya çalıştığım hem Müteferrika'nın devlet görevlerindeki durumu, tarihleri, hem de kitaplarla ilgili tarihleri bir araya topladığım. Çok güzel olmuş. Onu da paylaşayım izleyicilerimizle. Kullanmak isteyen, faydalanmak isteyen olursa tabii diye. Güzel. Peki şimdi ben yavaş yavaş hocam bu şeyi durduruyorum. Göstereyim. Evet, gösterimi durduruyorum ve tekrardan şeye dönmek istiyorum ama dönebildim mi, tam çıkabildim mi hatırlamıyorum, göremiyorum ama benim masaüstüm görünüyor mu hala? Görünüyor. Peki, bunu ne yapmak lazım? Bir saniye hocam. Tamam, bunu bir şey yapamadım ama büyütemedim niyeyse. House share diyelim. Herhalde menüye döneceğiz. Evet, neyse, döndüremedik bir türlü. Peki hocam, şimdi şey sormak istiyorum özellikle ben size. Matbaayla ilgili biraz daha genel konulardan bahsetmek istiyorum. Birincisi matbaanın geç gelmesi meselesi. Matbaa gerçekten geç mi geldi? Aslında bu soruda zaten geç kelimesinin kullanılması problemli. Çünkü hangi, neye göre geç geldiğini izah etmek lazım. Genelde eskiden şöyle söyleniyordu, işte Avrupa'ya göre, Avrupa'daki matbaaya göre Osmanlı'ya matbaa çok geç geldi. Hatta gayrimüslimlerin çalıştıkları matbaalar bile daha erkendi. Yahudi matbaaları malum 15. yüzyılda, 16. yüzyılda artık faaliyet gösterdiler İstanbul'da veya
Osmanlı topraklarında, Selanik'te mesela, Yahudilerin yoğun olarak oturdukları yerlerde, bölgelerde. Sonra 17. 18. yüzyıllarda Ermeni matbaaları ortaya çıktı Osmanlı'da. 17. yüzyılda yine Ortodoks matbaaları yapıldı. Kısa süre faaliyet gösterdiklerine rağmen. Osmanlı, ilk Osmanlı, Türk Osmanlı matbaası ise 18. yüzyılın işte ilk yarısında ortaya çıktı, kuruldu. Fakat şunu söylemek lazım, neye göre geç veya erken geldi bu matbaa? İhtiyaç duyulmuş olsaydı belki daha erken gelebilirdi. Ama Müttefirika zaten Vesilet-ü Teba metninde söylemiştir ki, bundan eskiden de bir matbaa kurulma teşebbüsleri veya hevesleri vardı ama bundan anlayan bir kişi olmadığından bu yapılamadı. Demek ki bir yandan hem toplumun duyduğu bir ihtiyaç söz konusu olmalı, öte yandan da bu işi yapacak kaliteli, kabiliyetli bir insan var olması gerek. Dolayısıyla birçok faktörlerin bir araya geldiği zaman, birbirine uyuştuğu zaman, o zaman aslında böyle bir şey ortaya çıkabilir. Belki de Lale Devri'nin de verdiği o hızıyla, o hevesle beraber matbaa da bu şekilde ortaya çıkabilir. Peki İbrahim Müteferrika öldükten sonra matbaaya ne oldu hocam? Matbaa bir süre faaliyet göstermedi. Çünkü aslında Müteferrika'nın bıraktığı eşyalar ve mallar kızının, Ayşe isminde kızının eline geçti. Tabii ki hem eşi Hatice hem de kızı Ayşe bu şeyle uğraşmadı. Bir süre sonra 50'li yıllarda, 1750'li yıllarda iki kadı tarafından İbrahim ve Ahmet isminde tezgahlar ve matbaa aletleri satın alındı bu iki kişiden ve tekrar matbaacılık işi canlandırıldı. Ve ancak bir baskı yapabildiler bunlar. Bank. O da dediğimiz gibi Bankulu Lügati'nin artık tamamen satmış olduğunda yeni bir ikinci baskısı yapıldı bu Lügati'nin. Ve ondan sonra yine sona erdi matbaacılık faaliyeti. Ve 1783 yılında sarayda görev yapan Reşit Efendi ve Vasıf Efendi tarafından bu yine aynı İbrahim Müteferrika'nın satın aldığı veya bir şekilde temin ettiği tezgahlar ve hurufatlar ve tüm bu şeyler, mühimmatlar satın alındı. Kadı İbrahim ve Kadı Ahmet'in mirasçıların elinde. Ve bunlar yeniden matbaacılığı canlandırdı ve bu defa artık yine tarih kitapları bastırdılar. Yine daha çok ders kitapları aslında basmaya başladılar. Ondan sonra Üsküdar'da bir matbaa kuruldu. Mühendishane okulunda başka bir matbaa kuruldu ve yavaş yavaş matbaacılık 19. yüzyılda devam etti. O zaman Müteferrika'nın matbaası aslında bütün 18. yüzyılı kapsayan, hani oraya hareket veren bir kaynak olmaya devam etti aslında, değil mi hocam? Evet, bir şekilde kullanıldı onun zaten aldığı tezgahlar ve tüm hurufatlar, her şey aynı şekilde 18. yüzyılın sonuna kadar kullanıldı.
Sonrasında zaten Mühendishane Matbaası'nda Arapyan, Boğuz Arapyan devreye girecek. Oraya yeni hurufat hazırlanacak. Evet, çünkü bu hurufatlar, Müteferrika'nın kullandığı hurufatlar zaten çok yıpranmıştı. Eskimiştir, evet. Eskimişti ve artık kaliteli bir baskı onlarla yapılamazdı. Anladım. Peki hocam, yavaş yavaş bitirmenin zamanı geldi. Yani iki saattir konuşuyoruz. Yani çok da keyif alarak konuştum. Sizin ayrıca, sizi tanıdığıma, sizinle sohbet ettiğime de çok mutlu oldum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı müteferrika hakkında ya da unuttuğumuz, şu an aklımıza gelmeyen, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Müteferrika aslında hala bir muammadır. Çünkü hem çok biliyoruz kendisi hakkında hem de birçok şeyler bilmiyoruz. Hatta dediğiniz gibi konuşmuştuk. Kemal Beydilli hocamız mesela yeni bir şeyler keşfetmişti Müteferrika hakkında ve onun oğlu hakkında. Yani ufak tefek yeni şeyler ortaya çıkıyor ve bu muammalı şahsın portresini daha fazla, daha net bir şekilde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ama şey, bilim öyledir. Yani zaman gerekiyor. Tabii. Bir bakarsınız yeni çok kıymetli bir kaynak ortamıza, karşımıza çıkmış olabilir ve çok daha net şekilde bazı şu an varsaydığımız, tahmin ettiğimiz şeyler ya doğru olabilir ya da tamamen inkar edilir. Doğru. Yani bahsettiğiniz kitap Kemal Beydilli'nin İki İbrahim. İki İbrahim kitabı. En son bu konuda çıkan kitap. Bu Kadı İbrahim dediğimiz matbaadan sonra kızı Ayşe'den satın alacak Kadı İbrahim'in Küçük İbrahim. Küçük İbrahim. Onun oğlu olarak İbrahim'in oğlu olduğu eşinden. Evet. Ediliyor. İlk eşinden Zeynep adında bir eşi varmış. Onu da biliyoruz çok net olarak. Tereke'de bahsedilen eş, Hatice adında eşi, ikinci bir evlilikten olan da bir kızı vardı. Evet, 60 yaşından sonra bir ikinci evlilik yapıyor Hatice ile. Evet. Ayşe diye bir kızı oluyor değil mi oradan? Evet. Tabii o bahsettiğiniz kitaptaki ilginç şey İbrahim Müteferrika'nın ve Küçük İbrahim'in, Kadı İbrahim'in birer istihbarat elemanı. Yani bugünün evet. tabiriyle ajan olarak. Ajan, casusluk yaptıkları ortaya çıkıyor. Tabii, evet. Tabii bazı bilgiler karşılığında, para karşılığında. Avusturyalılara casusluk yapıyorlar, evet, Habsburglara. Evet, evet. Hatta bir numara da vermişler İbrahim Müteferrika'ya. Tabii, şu numarada. Yani şifreli bir isim olarak görünüyor. Evet. Çok ilginç yani bir buluş. Dolayısıyla bir de gerçekten Avusturyalılara yapması çok tuhaf. Hani onlardan zaten onlara karşı savaşarak. Evet, zaten onlar bir Macar olarak onlara karşı savaşırken, sonra Macarlara yardım ederken bir de Avusturyalılara casusluk yapıyor. Evet evet. Bu da yani evet, İbrahim Müteferrika'nın o belirsiz kişiliği, kimliği hakkında bir bilgi kırıntısı. En azından onu da izleyicilerimize söylemiş olalım. Peki hocam, katıldığınız, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Benim son derece keyif aldığım, izleyenlerin de eminim birçok şey öğrendikleri bir etkinlik oldu. Tekrardan size teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes için çok faydalı bir konuşma olmuştur. Bu videomuzda zaten hemen bu hafta içinde YouTube sayfamızdaki yerine yerleştireceğiz hocam. Bundan sonra da izlenmeye devam etsin, kayıt altına alınsın diye. Tamam. Peki, herkese çok teşekkürler, iyi geceler diliyorum. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.